Aspor ekranından, futbol meydanından mutlu akşamlar değerli futbol severler. Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın heyecanı yarın oynanacak olan mücadeleyle birlikte başlıyor. Tüm karşılaşmaları olabildiğince değerlendireceğiz. Tabii heyecan hafta Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte başlayacak. Ligi ikinci sırada tamamlama adına Sarı Lacivertliler elini iyice güçlendirdi. İsmail Kartal yönetiminde iyi bir dönem yakaladılar. Diğer tarafta Çaykur Rizespor'da ligde kalma umutlarını sürdürme düşüncesi içerisinde olacak. Her zaman olduğu gibi futbol meydanında Aspor Stüdyosu'nda Mehmet Emin Uluç, Ergin Aslan, Hayri Beşer ve Savaş Çorlu'yla birlikteyiz. Genel hatlarıyla beraber Spor Toto Süper Lig'de 34. haftada bizleri neler bekliyor konuşacağız, değerlendireceğiz. Haftanın açılış karşılaşmasıyla birlikte başlıyor olacağız. Fenerbahçe Cuma günü saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmada Çaykur Rizespor deplasmanında yer alacak. Bu karşılaşmada nasıl bir 11'le Fenerbahçe'yi sahada görürüz? Pelkas'ın olmadığını biliyoruz. Zalai'nin sakatlığı var. Çaykur Rizespor cephesinde de Jetson Fernandes kart cezalısı. Bu karşılaşmada görev alamıyor olacak Mehmet Emin Uluç. Ama tabii maçı konuşurken diğer tarafta hem bu karşılaşmanın hem de 34. haftada oynanacak olan mücadelelerin henüz hakemleri belli değil. Biz yayındayken açıklanabilir. Canlı olarak ekranlara da getirebiliriz. Yarın da açıklanabilir, gece de açıklanabilir. Bu konuyla ilgili en ufak bir bilgimiz yok. Maçtan önce açıklanmalarını temenni ediyoruz. Şu an ben bir daha söyleyeyim, araya gireyim ama çok ciddi ve hummalı bir tartışma var Riva'da. Dönen hakemler görev alacak mı, almayacak mı? Açıklamaların hakemler arasında o var mı? Mesajlaşıyorum ben de. Bakalım, belki onlar açıklanmadan hakemlerle ilgili bilgi gelebilir bana da. Çok ciddi bir tartışma var yani. Bir kısım, ne diyor? Sabitçelik atacaklar mıymış? Bir kısım çünkü atamak istiyor. Bir kısım olmamasını istiyor. Bakalım nasıl olacak. Ama herhalde ilerleyen saatlerde. Bizim ben 24 gibi, saatten az bir süre kaldı. Yok, o bence bu gece belli olur. Yarına kalmaz. Tek şahsi fikrimi söyleyeyim ben. Rezalet. Şahsi fikrim bu. Daha rezalet. Önce de 23'te bir hakem açıklandı. Yani daha önce 23'te hakem açıklandı. Kupa maçları falan vardı. Orada. Ama şimdi tabii dönecek olan hakemler, dönmüş olan Savaş hakemler. Savaş bak, daha önce dediklerinin hepsi eski MHK. Ha, doğru. Yeni gelen. Bu eski MHK. Zaten kaotik bir ortam bıraktığı için bu hallerdeyiz. Yeni MHK bu mu? Yeni MHK de 30 bu. Yıldır Sabri Çelik geliyor, bumerang gibi geliyor gidiyor. Ya nasıl yeni yani MHK? Yenisi bu. Niye geldi bu arkadaşlar, bu insanlar? Hani bu kaostan bizi çıkarsınlar diye geldiler. Yarın hafta kalmış. Altı saat hafta kaç abi? Çıkaracak. Bak, saat 21.02. Yani 24 saatten daha az kalmış maça. Hakem yok orada. Neyi bekliyorsunuz? Yani ne olabilir ki bu? Bellidir sana. Maç. Bak, belli belki kendisine tebliğ edilmiştir ama kamuoyuna açıklanmaması bunun değişme ihtimalini de var olduğunu gösteriyor. Şimdi çok kritik bir maç. Rize düşecek. Fenerbahçe ikincilik ya da işte matematiksel şansını sürdürüyor. Bak, hangi bölge hakeme atacaksınız? Bu adam seyahat edecek. Otele gidecek. Ya işte kaçta gidecek? Nasıl istirahat edecek? Ve maça konsantre olacak. Bu işin var kısmı da. Tabii yani var, hadi burada oturuyor. Riva'da şeyde oturuyor, neyin içinde tesisatı orada önünde yapıyor. Ama şimdi yani, bu hakem seyahat edecek. Yani yol gidecek, dinlenecek, konsantre olup maça çıkacak ve kritik bir maç. Şey mi soruyorlar şimdi mesela? Biliyorsunuz her takımın istemediği hakemler var. Mesela tek tek kulüpleri arıyor. Mesela Rize Fenerbahçe maç. Sayın Tahir Kıran'ı arıyorlar. Başkan, hangi hakemleri sen istemiyordun? Sayın Ali Bey, Sayın Ali Koç, siz hangilerini istemiyordunuz? Bunlar istenmeyenler. Fikstüre bak. Diğer kulüpleri tek tek ara. Bunu mu yapıyorlar yani? Ya bu mantıklı birisi. Bir Allah'ın kulu çıksın bunu bana mantıklı açıklasın. Açıklayamadık hakemleri henüz çünkü. Noktalı virgül ya, bir şey söyleyin ya insanlara, dalga geçer gibi. Tabii herkes bekliyor. Hayri Beşer, sizin düşünceleriniz ne bu konuyla alakalı? Şöyle şimdi, yani daha önceki MHK bir operasyon yaptı. Bunu tartıştık, doğruluğu yanlışlığı bir tarafa. Ondan sonra maçlar devam etti ve hakemler atandı maçlara. Atanan ve zaman zaman da iyi yönetimler çıkan hakemlerimiz var. Yani ortada hani bir nicelik açısından bir hakem problemi yok. Atanabilecek hakemler var. Dolayısıyla yani bu atamanın yapılamıyor olması hakikaten çok şaşırtıcı. Skandal mı desem bilmiyorum ama hani alınacak başka kararlarla ilgili elbette ki zorluk yaşayabilirler. Şimdi çünkü federasyon başkanı istifa etmiş. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? MHK ile federasyon arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Yani Sabri Çelik de adeta MHK'nin eskimeyen başkanlarından bir tanesi. Sürekli geliyor, gidiyor, geliyor. Sadece gidiyor. Sabri Çelik değil ki. Diğerleri de aynı şekilde. Evet, yani evet. Muhittin Başak'ta ile İsmet Arzuman'la ile orada birçok isim var. Muhittin Hoca var. Muhittin Hoca yani orada hepsi öyle.
Şu andaki tartışma bu affedilip ya da işte görevine geri gelip fakat görev alamayan hakemlerle bu kritik haftalarda görev verip vermeyecek. Şimdi bunların hepsine dedi ya yeni mi diye. Burada kurtarıcı olarak değil ki. Gelen bu 5-6 haftalık dilimde biraz da mecburiyetten oldu. Çünkü bu görev başkalarına da tebliğ edildi. Görevi kabul etmediler kısa süreli. Dolayısıyla burada Fırat Aydın'ın su, Hüseyin Göç'e, Halis Özkaya'ya bunların hepsi tanıyor. MHK Başkanı da tanıyor. Muhittin Başat da tanıyor. Dediğim gibi evet. İsmet hepsi daha önce çalışmış. Şimdi şöyle isimler. Yani bununla ilgili bir zorluk yaşayabilirler. Belki bu kararı çok kısa sürede vermekte de zorlanabilirler. Birçok etkileyen değişken vardır. Bunu da anlayabilirim ama bu haftayı kurtarmaları lazım. Öncelikle bu haftanın hakemlerini. Çok kısa süre dediğin. Atarsınız. Geleli, yani bugün gelmedi göreve evet. Bu insanlar. Pazartesi günü de görevdeydiler. Ya atıyorum yani hani bu işte operasyona maruz kalıp görevden el çektirilen hakemlerle devam edilsin mi edilmesin mi? Bu arada Hayri Beşer bak şunu soracağım sana sorayım. Ve herkes burada basın mensubu gazeteciyiz. Şimdi Ergin'i ben bugün alıyorum başka bir gazetede göreve başlatıyorum. Ama bu iş yine aynı işi yapacaksın. Dışarıdasın sen. Hadi başla diyorum. Ya ben 3 aydır bu işi yapmıyorum unuttun mu? Isınmam mı gerekiyor? Yani şu anda mevcut MHK'deki insanlar, bütün bu süreci takip eden insanlar, bilen insanlar, durumu biliyorlar. Ve göreve geliyorlar. Göreve geldikleri de hani yarım saatlik bir süreç değil. Yani bir gün, iki gün, üç gün, dört gün yani karar verin artık ya. Ya burada yani yaptığınız şimdi, şey insanların kafasındaki şimdi, soru işaretlerini arttırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Karar verecek olan kişi de şimdi Sayın Servet Yardımcı da mesela orada Nihat Özdemir'in istifasından geldi. Yani orada hep böyle baktığın zaman güçlü bir birim aslında baktığın zaman her tarafta bir yıpranmışlık var. Dolayısıyla yani burada şu anda bu karar almak gerçekten çok zor. Ve hala alınamamış. Bak şimdi ben şey yaptım evet. Çok ciddi bir şekilde bu tartışma devam ediyor. Belki de dediğin gibi yarına kalacak. Yeni TFF seçimlerinin yeni başkan adaylarının oradaki tartışmanın şeyi bu. Yansıması bu. Çünkü evet Servet Bey de muhtemelen bu MHK sürecinde şu anda görüşüyordur. Atamalar konusunda konuşmalar, görüşmeler yapılıyordur. Tamamen bu yeni koltuğun kime ait olacağı ki görevden el çektirilen hakemlerin bazı başkanlar tarafından bu operasyona dahil olunduğunu sadece ben duymadım herhalde. Siz de duydunuz. Sonra geri döndürülen hakemlerin de yanında başka kulüp başkanlarının olduğu gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi böyle bir sonuç durum var ortada. Ve giden MHK Başkanı şunu söyledi. Yayıncı kuruluşta Güntekin Onay'la yaptığı programda dedi ki bir gün bile tahammül edecek, bekleyecek süremiz yoktu dedi. Kurdu bu cümleyi. Bir gün bile dedi. Şimdi biz bunu da bilmiyoruz. Bu da uzay boşluğunda kayboldu bu cümlenin arkası. Bir gün bile tahammül edilemeyecek bir işe girdiyse nasıl bir iş olabilir bu? Bir gün. Sonra yeni gelen MHK geri döndürüyor. Ne vardı bunun arkasında? Ne demek istedi Sayın Başkan? Şimdi niye gittiler? Niye dönüyorlar? Bunların hepsi kocaman bir soru işareterek kaldı ve biz burada şampiyonluk yarışı, düşme, o bu falan. Çok acayip bir ortam ya var. Burada bir defa futboldan rol çaldılar. Bunu yapmaya hakları yoktu. Şimdi bir gün bile devam etmeye tahammülümüz yoktur açıklamasını yapıyorsan ortada kriminal bir durum olması katılıyorum. Lazım. Kriminal bir durum yoksa ya bu açıklamayı yapmazsın. Ki olmadığını söyledi başkan. Kriminal bir şey yok o zaman dedi. Yapamazsın bu açıklamayı. O zaman yani futbolun çok affedersin içine ediyorsunuz burada. Yani biz hakemleri konuşuyoruz. Hayır abi pazartesi maç yönetti bu hakemler. Salı günü karar alındı. Bir gün bile tahammülümüz yok denilen hakemler 24 saat önce maç yönetmişti. Pazar günü tahammül vardı pazartesi. Avrupa'da da ya? Maç yönetecekti. Avrupa'da yönetecekti. Şimdi aslında belki de çok doğru bir operasyon. Usul ve zamanlama açısından çok yanlış bir şekilde yapıldığı için hani Türk futbolu yakalayabileceği bir fırsatı bile kaçırdı. Şu anda kulüpler yani futbol kamuoyu olaya nereden bakacağını bilmiyor. Yani hakemlerden memnun bir kesim var mı futbol camiası içerisinde? Taraftar memnun değil, kulüpler memnun değil, futbolcular memnun değil, paydaşlardan kimse memnun değil. Dolayısıyla hani bir operasyonun yapılması, bir yenilenmenin, yeni bir dönemin başlaması herkesin arzusu. Ama öyle bir şey yaptınız ki başlayabilecek o yeni dönemi bile kadük bıraktı. Daha önceki MHK'nin bu operasyonu. Halbuki burada sezon sonuna kadar beklenebilirdi. Sezon sonuna kadar beklenmese dahi yani şu 3-4 hafta mesela şu süreçte yapılsa bu operasyon yine anlaşılabilirdi. Yine idare edilebilirdi. Ama bundan sonraki süreçte işte hafta gelmiş hakemler atanamıyor. Niçin atanamıyor? Bence bu mevzudan dolayı. Az önce söylediğiniz futboldan rol çalıyor dediniz. Mesela Çaykur Rizespor Fenerbahçe Rize için çok önemli. Fenerbahçe için önemli bir maç. Diğer tarafta o maçı konuşamıyoruz. Trabzonspor'un şampiyonluk maç sayıyor Adana Demirspor deplasmanı. Bu maçları konuşacağız ama maçların hakemi belli değil. Şimdi aslında
bak burada Ergin'in söylediği çok önemli bir şey var. Yani burada maçtan bir gün önce orada olman gerekiyor. Şimdi düşünsenize bugün açıklanacak, yarın sabah gidecek. Uçak kalkmadı, açıklanan hakem. Olabiliyor. Sis, yağmur, rüzgar, fırtına, bunların hepsi olabiliyor. Burada bu hakemler şu anda evinde bekliyor. Yayın öncesi de konuşuyorduk. Belki hakem biliyor ama mesela, onu kamuoyu hakem, bilmiyor. Hakem biliyor olamaz. Şu anda çünkü onun tartışması var. Çok ciddi evet. Şekilde tartışılıyor. Savaş. Ya, güçlü değil abi kimse. Mesela şunu Sayın Servet Yardımcı bir şey söylüyor. Senaryo şunu ekle. Özür dilerim araya giriyorum da. Önemli olduğunu düşündüğüm için. Hakem maçı almadı, kabul etmedi. Açıklanan şimdi, hakem tabii ki. Bir de işin bir tarafı var yani. Açıklanan hakem şu anda Riva'da mı, evlerinde mi, orada mı var? Hastayım dedi adam. Çok ya bir şey dedi yani. Tartışma var bakın yani hakemler üzerinde şu anda, açıklanacak hakemler üzerinde. Çünkü yeni gelen merke dedi ki biz bunları kullanmak istiyoruz dedi, değil mi geçen hafta? Ben evet. Yanlış hatırlıyorum. Şu anda bu görev verilmek istenmesine karşılık bir de görev verilmesini istemeyen bir kesim var. Bu konuda şu anda tartışma sürüyor. Nasıl bağlanacak, nasıl çıkacak bilmiyorum ama kolay bir şey olmayacak. Bu merkezi de burada kurtarıcı olarak gel demek de doğru olmaz. Çünkü 5 haftalık geldi. 5 haftalık kurtarıcı kelimesi kullanmak çok zor. Büyük itiraz gelirdi. Tabii ki. Kimse ses çıkarmıyor. Nasılsa 5 hafta falan. Ama işte falan o kimse ses çıkarmadı. 5 haftalık dilinde şu anda geldik. Çok kritik bir dönemde. Bugün biz hakemlerin şu anda belli olmasını karşılıyoruz. Belki de yarına kalacak. Tabii yayın içerisinde de açıklanabilir. Biz canlı olarak hem bunu paylaşırız hem de yorumlarız. Biz biraz daha sahaya dahil olarak biraz daha oyunu konuşmaya çalışalım. Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesiyle beraber hafta başlıyor demiştik. Mehmet Emin Uluç çok iyi bir seri yakalayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Evet. İsmail Kartal'la beraber bu sezon hiç olmadığı kadar kendinden emin bir Fenerbahçe'yi görüyoruz sahada. Evet. Diğer tarafta da artık kaybetme lüksü olmayan bir Çaykur Rizespor var. Az önce bahsetmiştim. Jetson Fernandez yok. Kart cezalısı. Belkas ve Salahin'in sakatlığı söz konusu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe için önemli olan bir eksik yok. Hem Belkas hem Salahin zaten yedek durumunda düşmüş oyunculardı. Hocanın kulübede eli zayıflamış 11'inden olabilir. 11'inden bir eksik değil evet. Şöyle İrfan Can da dönüyor. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın mevcut şartlarda ideal 11 dediğimiz kadrosu. İşte Altay, Osayi, Kim, Serdar, Ferdi, Crespo, Zaits, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar bu şekilde çıkacak. Yani ideal kadroyla çıkacak Fenerbahçe. Ama işte, önemli olarak hamle oyuncusu olarak Pelkas özellikle ve keza Salay'dan mahrum olacaklar. Buna rağmen moraller yanında Fenerbahçe için şimdi hoca maç maç düşünelim. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Antep dönüşte içeride yine İstanbul'da bir Beşiktaş derbisi oynayacak. Burada kırıcı olan şu olabilir Fenerbahçe açısından. Bir kere rakibin hiçbir şekilde puan kaybına tahammülü olmadığını düşünürsek sert bir mücadele olacak. Ve Fenerbahçe'de şu anda Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Novak, Osayi, Kim, Serdar Aziz. 6 oyuncu ceza sınırında. Osayi, Kim, Serdar, Mert Hakan Yandaş. Bu 4 tanesi çok kritik oyuncular. İlk 11 oyuncusu. Sonra önem sırasına göre gidersek Novak ve Gustavo. Siz Rize deplasmanından galibiyetle döndüğünüzü varsayıyoruz. Bu oyunculardan atıyorum Salah ile Serdar. Özür diliyorum. Serdar Aziz ile Kim? Sarı kart cezası durumuna düştü. Antep maçında onlarsız mücadele edebilirsiniz. Ya da Antep maçında bunların eksikliğini yaşarsınız. Derbiye nasıl çıkacaksınız? Fenerbahçe'nin sakatlıktan ziyade en büyük endişesi bu aslında. Yani çok kritik oyuncular ceza sınırında oynuyorlar. Haftalardır devam eden bir süreç var. İrfan Can'ı burada kaybettiler ama tolere edilebilir bir maçtı Kadıköy'de. Ama zor olacak Fenerbahçe için. Hedef bütün maçları kazanarak sezonun mümkün olduğu olan en iyi yerde bitirmek. Fakat kolay rakip yok, kolay maç yok ve bir de Fenerbahçe'yi bekleyen böyle bir tehlike söz konusu. Birçok takıma da ters gelen bir oyun oynadı bu sezon Çaykur Rizespor. İşte Trabzonspor'a karşı aldıkları 3-2'lik evet. galibiyet. Rizespor'un kötü bir kadrosu yok bu arada. Aksine bu kadro neden buradayı konuşabiliriz? Bir de finale çıkıyor şu anda. Çaykur Rizespor 38 haftalık ligin finalini oynayacak. Evet. En yakın üstteki takım GZT Giresunspor, puan farkı 10. Evet. Bu maçtan sonra kalan maç sayısı 4. Yani o yüzden finale çıkıyor. Fenerbahçe'yi kaybettikten sonra o iş artık mucizeye kalır. Fenerbahçe'nin bu 9 haftalık periyodunun en sert maçı. Hatta içerideki Galatasaray maçından daha sert ve zor bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın bir Fenerbahçe maçı olması hasebiyle bir önemi vardı derbi ama Rizespor için öyle değil. Var olma, ligde var olma maçı. O yüzden ben takım olarak, tribün olarak Rizespor'un
bünyede ne varsa sahaya koyacağı bir maç olarak görüyorum. O açıdan çok zor bir maç Fenerbahçe için. Aşağı yukarı Fenerbahçe'nin ne yapacağını, ne oynayacağını tahmin edebiliriz. O standardı yakaladı İsmail Hoca ile beraber Fenerbahçe, oyun standardını. Avantajı şu, bu oyunun çok önemli bir parçası olan İrfan Can'ın geri dönüyor olması. Yani oyun aklı olarak. Aşağı yukarı Fenerbahçe'yi tahmin ediyoruz oyunu, nasıl bir oyun ortaya koyacağını. Birbirine benzer serüvenle geliyor iki aydır. Ama Rize Spor'un buradaki performansı önemli. Getson'un yokluğu elbette etkileyecektir ama Getson bireysel anlamda iyi performans koyarken takımın yukarı çıkmasına dair bir çok fonksiyonu olmadı. Kendi performansı iyi ama takım ona çok beraber hareket edemedi diyelim. Ben açıkçası bir maç bekliyorum. Gergin ve sert bir maç. Bu sarı kart ceza sınırındaki oyuncular bundan etkilenecektir Fenerbahçe'de. Ama normal gergin olması, çünkü demin dediğim gibi yani Rize Spor sonuçta ligde kalmak isteyecektir. İki maç özellikle bize çok güzel şeyler vaat ediyor. Futbol anlamında sertlikten bahsediyorum. Biri Rize Spor Fenerbahçe, ikincisi Adana Demirspor Trabzonspor maçı. Niye? Orada da bir Avrupa'ya kendini atma hevesi var ki ilk sahada da çok iyi oynuyor. Yani güzel bir hafta bizi bekliyor futbol anlamında diye düşünüyorum. Öyle bir şey olacak ki şampiyonun birleneceği bir hafta. Tabii olabilir. Yani Rize'de Fenerbahçe kaybederse, Trabzonspor kazanırsa şampiyonun birleneceği bir haftaya gireriz. Sertlik konusunda sana katılıyorum. Bülent Korkmaz'ın takımları genelde sert oynuyor zaten. Rize Spor Galatasaray maçını hatırlıyorum. İnanılmaz bir sertlik vardı saha içinde mücadele anlamında. Burada da böyle olabilir. O zaman da Mehmet Emin'in dediği gibi kart cezaları Antep maçında bir anda 2-3 kişi ceza duruma düşebilir. Bu arada Fenerbahçe'nin son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmediğini de söyleyelim. En son sezonun ilk 3 haftasında Vitor Pereira ile böyle bir tablosu vardı Fenerbahçe'nin ayrı beşer. Hem kazanıyor hem farklı istatistikler çıkartıyor. Birçok konuda iyi işler yaparak yoluna devam ediyor Sarı Lacivertliler. Şimdi tabii kaleci faktörü de burada çok önemli. Altay son derece kaliteli bir kaleci. Karşı karşıya pozisyonlarda olsun. Reaksiyon gösterilmesi gereken sert vuruşlar, yakın mesafeli ya da uzak mesafeli pozisyonlarda gayet başarılı bir eldiven. Öbür taraftan Fenerbahçe'nin sezon başında oynadığı savunma hattı da şu andaki savunma ikilileri ya da dörtlüleri de son derece başarılılar. Yani kimi merkeze koymak gerekirse, yanında Serdar olduğu zaman da, Zalai olduğu zaman da sezon başı itibariyle söylüyorum. Fenerbahçe'nin savunması aslında takımı totalinin üzerinde performans gösteren bir savunma olarak dikkatimizi çekti. Ben de Ergin gibi düşünüyorum. Bu karşılaşmada belirleyici taraf Çaykur Rizespor olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin devam eden bir performansı var. Bu performansta hani bir değişim söz konusu olabilir mi? Bir evrilme, bir eğilme. Fenerbahçe'nin iştahıyla ilgili bu. Yani Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanma konusunda çok çok iştahlı bir görüntü ortaya koymazsa, o zaman Çaykur Rizespor'un bu karşılaşmadan galibiyet alma şansı artar. Mesela son oynadığı Göztepe maçındaki futbolunu sergilerse Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un puan alma, hatta galip gelme ihtimali bir hayli yükselebilir. O karşılaşmada Fenerbahçe biraz aşağıya inen, vasata çekilen bir Fenerbahçe'ydi. Bunda işte İrfan Cansız Fenerbahçe'nin hücum organizasyonları aksamıştı. İrfan Cansız olmanın ötesinde belki o karşılaşmaya yüklediği anlam, o karşılaşmayı kazanacağına dair son derece rahat bir psikoloji içerisinde oynamaları. Şunu ekleyeyim ben. İrfan Can'la oynayan Fenerbahçe'nin hücum organizasyonları, İrfan Cansız Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarına göre çok daha zengin. Şimdi İrfan Can, hani akil oyuncu ifadesini kullanmak gerekirse onlardan bir tanesi. Evet. Zaman zaman temposuyla ilgili bizim rezervlerimiz olabilir, eleştirilerimiz olabilir. Ama topu aldığı zaman ne yapacağını bilen, hangi pası hangi oyuncuya aktarması gerektiğini bilen, eldeki mevcutlardan, nesli tükenmekte olanlardan bir tanesi. Bu yönüyle önemli bir oyuncu ama onun performansı da, hani son haftaları bir kenara bırakırsak, hani böyle kamile ulaşmış bir performans olmadı hiçbir zaman. Onu bir kenara bırakayım. İşte Fenerbahçe'de eksiklerde konuşuldu ya. Hı hı. Zalai yok. Pelkas yok. Aslında bu oyuncular ilk 11 oyuncusu değil. Ama Fenerbahçe'deki şu anda birçok oyuncu ilk 11'de olan ya da olmayan performans itibariyle ilk 11 oyuncusu. Bu yönüyle bakarsak kayıp. Yani kulübeden gelen adam da ilk 11 oyuncusu performansını ortaya koyuyor. Doğru. Ama işte bu oyuncuların yerini oynatabilecekleri şu anda formda Fenerbahçe'nin. Belki işte kart sıkıntısı söz konusu olabilir. Yanılmıyorsam Antep'te içeride oynayacak Fenerbahçe. Evet. Ama şu da Fenerbahçe'nin artısı. Yani Gaziantep dışarıdaki performansını
kendi sahasında da sergilemiş olsa şu anda düşmüştü. Yani haftalar önce düşmeyi garantilemişti. O açıdan Fenerbahçe'nin bir rahatlığı söz konusu olabilir. Ben özetle şunu söyleyeyim. Belki süreç içerisinde detaylara da gireriz. Fenerbahçe'nin bana göre iki tane kritik karşılaşması var. Bunlardan bir tanesi Çaykur-Rizespor maçı ki yarın oynanacak. Bir diğeri de Beşiktaş derbisi. Çaykur-Rizespor'la ilgili arkadaşların da altını çizdiği gibi bu kadro niçin burada ifadesini kullanabiliriz? Aslında sadece bu Çaykur-Rizespor'a da has değil. Birçok takım için aynı şeyi söylemek mümkün. Çünkü bütün takımlarımızın kadrosunda işte Premier Lig'de olsun ya da diğer majör liglerde oynamış. Oynamışlığını bir kenara bırakalım. Hani meleke anlamında üst düzey oyuncular var. Çaykur-Rizespor'da da var. Fakat hani bu oyuncularla birlikte nedense bir oyun istikrarı yakalayamamak, bir kazanma kültürü geliştirememek, belki çok fazla teknik direktör değiştiren takım durumunda olmak Çaykur-Rizespor'un bulunduğu yeri şu anda özetliyor. Başlarındaki teknik adam çok iyi bir savunmacıydı, çok iyi bir mücadeleciydi. Çok fazla mücadelenin ön planda olacağı bir maç olacak bana göre. Hani futbol seyri, futbol keyfi açısından böyle bizi doruklara götüreceğini düşünmüyorum. Belki kartlarla, fazlasıyla faullerle, belki de hatalarla sonuç gelecek. Ama Fenerbahçe'nin işi geçtiğimiz haftaki Göztepe maçındaki gibi kolay olmayacak diye düşünüyorum. Az önce konuşurken Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini vermiştik. Bir kez daha ekranlara getirebilirsek onun üzerinden Mehmet Eminoğlu sözü size bırakacağım. Şimdi Fenerbahçe 5 maçtır evinde kaybetmiyor ve 2 gol ortalamasıyla oynuyor. Bu 11'i biz artık Kayseri Spor maçıyla beraber zorunlu hamleler. Mesela Kayseri Spor maçında Novak sol bekteydi. Galatasaray maçında İrfan Can yoktu. Pelkas'la başladı. Diğer tarafta yine Göztepe'de İrfan Can yoktu. Zorunlu değişiklikler dışında çok fazla bu 11 oynamıyor. Biz hep İsmail Hoca seneye kalır mı diye konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak diye konuşuyoruz ama şu an karşımızda bizim kazanan bir 11 var. Evet. Bu 11'in aynısını biz önümüzdeki sezon ne kadar görebiliriz Fenerbahçe'de? Çünkü eleştirilen oyuncularda bu 11 üzerinde eleştirilen çok fazla isim vardı ama Fenerbahçe bu ivmeyi yakalarken bu 11'le beraber yakaladı. Şu anda Fenerbahçe'nin bu 11'inde eleştirilen kim var? Kimse yok. Şu an eleştirilmiyor. Şu an eleştirilmiyor. Yani sağ bekte Osayi'den daha güçlü bir oyuncu bulursan o zaman Osayi'yi sağ açığa koyarsın. Sol bekte Ferdi'yi aramayacaksan Ferdi'nin performansından daha fazlasını verecek bir oyuncu bulursan o zaman sol açıkta Ferdi'yi kullanırsın. Bu şekilde değişiklikler olacak. Belki de ilk 11'de en çok tartışılan iki tane isim söyleyebiliriz. Bir tanesi herkesin malumu Serdar Dursun. Fenerbahçe'nin golcüsü bu mu olur? Allah böyle oynamaya devam ederse varsın olsun. Gol atıyorsa neden olmaz? Gol atıyor, attırıyor, asist yapıyor, asistin asistini yapıyor. Ve sahada bulunduğu her dakika o formanın hakkını veriyor. Formayı terletiyor. Bir de Rossi. Rossi de sezon başında çok fazla şey yapmasını beklediğim, Süper Lig'e bu sezon dengeleri bozacak oyunculardan birisi olmasını beklediğim isim. Daha yeni yeni ritim yakalıyor. Rossi'nin Fenerbahçe öncesi kariyerine bakarsanız, her iki ayağıyla çok net gol vuruşları yapan bir oyuncuydu. Bunları henüz göremedik. Evet bir kıpırdanma var ama beni tatmin etmiyor. Hı hı. Şimdi kadroda ben, yani bu oyuncu grubu kalacak görünüyor. Mesela kim var burada? 20 ila 23 milyon arası bir serbest kalma bedeli olduğu söyleniyor ama işte Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek için, Avrupa'da ses getiren bir kadro oluşturmak için çok astronomik bir teklif gelmediği sürece kimi satmayı düşünmüyor. Ama Salah için aynı düşünce geçerli değil. Salah da düne kadar çok kıymetli bir oyuncuydu ama şu anda mesela Serdar Aziz ile sözleşme yenileme planlaması yapılıyor. Rize maçına dönecek olursak kağıt üstünde belki çok zor görünüyor ama ben aksine Fenerbahçe için daha kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Zira mutlak ve mutlak galibiyet ihtiyacı olan bir Rize var. Yani Rize ben bekleyeyim Fenerbahçe gelsin bakalım ne yaparsa değil. Rize kendisi bir şey yapmak isteyecek. Ve bu Rize bu Fenerbahçe'nin üstüne gelirse ki bu Fenerbahçe'den kastım şu. İsmail Hoca döneminde biz rakipten bağımsız bir futbol karakteri ortaya koyan oyuncu grubu takım izledik.
üstüne koyarak da gidebileceğini gösterdiler bize. Dolayısıyla üstüne gelen bir Rize karşısında Fenerbahçe'nin gol ve goller bulma ihtimali çok daha yüksek. Evet, maç sert olacaktır. Özellikle ikili mücadelelerde. Hele ki gidişata göre ilerleyen her dakikada tansiyon daha da yükselecektir. Ama ben Fenerbahçe'nin beklenenden daha kolay bir şekilde 3 puana ulaşacağını düşünüyorum. Tabii şu anda Fenerbahçe 62 puanda. Hemen arkasında Konyaspor 61. Yani orada ligi ikinci sırada tamamlayabilmek adına da Fenerbahçe için önemli. Fikstür olarak Konyaspor'un fikstürü daha iyiymiş gibi gözüküyor baktığı zaman. Çünkü Fenerbahçe'nin bir Beşiktaş maçı var, Antep maçı var, riskler var. Ama şöyle de bir bakıyorum şimdi, 3 tane mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar Kayseri, Galatasaray ve Göztepe. Üçü de aslında zor karşılaşma. Birisi derbi olmak üzere. Kayseri'ye 4-0 yeniyorsunuz. Galatasaray'a 2-0 yeniyorsunuz. Gol yemiyorsunuz. Bundan önceki şöyle 4-5 maça bakalım. Hep bir gol bir gol. Trabzon maçı, Kasımpaşa maçı, ligin ikinci yarı özellikle en önemli takımlardan bir tanesi. Hep zor takımlara karşı oynadı. Ben de tekrar söylüyorum. Bu maç sert bir karşılaşma olacaktır. Ama İsmail Hoca'nın Rizespor camiasını biliyor olması, orada fazla değil, daha bir sene önce takımı çalıştırıp oradaki atmosfer, oradaki havayı da biliyor. Bunu da bir avantaja çevirmek isteyecektir. Her şey olabilir. Ya tekrar söylüyorum. Fenerbahçe kazanıp yoluna devam edebilir. Kaybettiği anda çok ciddi bir avantaj kaybeder ikincilik için. Trabzonspor o zaman Adana Demirspor maçını kazanırsa şampiyonluk için, ama Fenerbahçe oynadığı futbolla, o yakalamış olduğu havayla, sezon başında ne diyorduk? Fenerbahçe kalesi diyorduk değil mi Kadıköy mesela? Uzun zamandır orada üst üste bir seri yakalamıyordu. Ama şimdi camiasıyla öyle bir kenetlendi ki her maç şu anda artık derbi maçı da dahil 50 bin kişiye. Şu anda Gaziantep maçında açıkçası gelen taraftarlar bile herhalde birbirlerine bakınca bu kadar var mı izlemişlerdir yani. Özlemişlerdi ama bunu. Şey zaten hep böyleydi ama. Son birkaç senedir o kötü gidişten dolayı bir insanlar futboldan soğumuştu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu tip camialar eğer yarışın içinde varsa her zaman o stadı doldururlar. Evet. Hava, yağmur, çamur fark etmez. Fenerbahçe'nin şu andaki gidişatındaki, bu yükselişindeki en etkenlerden bir tanesi taraftarı. Yani evet. Taraftarıyla takım birleştiği zaman eskiden yuhlanan bir topluluk vardı. Futbolcuların ayağı tutuyordu maç eşit zaman. Oyuncu değişikliklerine bakalım. Yuhlanan bir futbolcu topluluğu görüyorduk yani. Oyuna girenle çıkan arasında. Çıkanları genel, sen maçları canlı izliyordun. Yani çıkarken yuhlanan bir Fenerbahçe'den şu anda alkış ve gireni de motive eden bir Fenerbahçe'ye geldi. Çıkan da yuhlanıyordu, giren de yuhlanıyordu. İş öyle bir ortamdaydı. Yani hiç alışık olmayan bir durumdu. Ben Fenerbahçe'de bunu yani uzun yıllarda çok ender maçlarda görmüşsündür. Ama şu andaki bu futbol iyi olunca, İsmail Hoca ile beraber bir çıkış yakaladım. Futbol da keyif vermeye başladı. Şöyle bir 5-6 haftalık maça bakalım Ergin. Hakikaten doğru. Fenerbahçe maçlarını izlerken keyif alıyorsun yani. Böyle olduğu zaman da taraftar da geliyor 50 bin kişi seni. Hatta o stadı dolduruyor. 60-70 de olsa dolacak şekilde geliyor. Bugün mesela şimdi Fenerbahçe kazanmış olsa yani karşılaşmayı, Gaziantep maçını haftaya düşünemiyorum yani. O 50 bin kişinin bilet almak için herkes sıraya girecektir yani. Bunu takım sağladı. Yani Fenerbahçe taraftarı takımı bir anda ıslıklarken şöyle düşünmedi. Ya hadi biz ıslığı kesip artık desteğe dönelim demedi. Dünyanın her yerinde büyük takımlar kötü gittiğinde tribün reaksiyonu olur. Futbol takımı aldığı skorlarla, ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarı kendine döndürdü. Ama öyle bir kötü görüntü vardı ki, Vitor Hoca'nın son dönemi ve İsmail Hoca'nın ilk dönemi. Adeta böyle ayağına kum torbası bağlanmış, ununu eylemiş, eleğini atmış Fenerbahçeli futbolcular sahada geziyordu. Gustavo, Sosa falan. Çok acayip bir görüntü vardı. İnanamıyordum ben izlerken. Takım çehresi değişince taraftar da ister istemez tabii ki sana destek vermek durumunda kalıyor. Yani bu aslında bir rol model. Hem teknik adamlar hem futbolcular için örnek teşkil edecek bir süreç bu. Anlasınlar ki taraftar dediğin şey, yani taraftar buraların asıl unsuru. Sizler değişiyorsunuz, onlar kalıyor ama ne zaman destek verir, neye protesto ederi? Durup dururken kimse kimseye ıslık çalmaz abi. Durup dururken kimse kimseye yuhlamaz. Yani şahsi bir garezi olması lazım. Şahsi garezin varsa da sesin duyulmaz. Tek başına futbolcuya duyuramazsın zaten. Ama kitle halinde hareket ediyorsa bir kendini de arayacaksın. Bir aynayla yüzleşeceksin yani. Bu rol model olsun bence bundan sonraki süreç için. Ben şöyle sıralamıştım onu. İsmail Kartal önce oyuncuları kazandı. Sonra oyunu kazandı. Oyunu kazandı dememin sebebi şu. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftalarda da aslında oyun anlamında Pereira dönemine göre daha yüksek tempoda. Yani koşu mesafeleri arttı, ikili mücadele kazanma sayısı arttı, oyuncuların reaksiyonu arttı vesaire gibi gerekçelerle oyunu kazandı. Sonra skoru kazandı ve bütün bunları gören taraftarı kazandı. Taraftarı kazandı. Yani evet, şu anda çıkışta taraftarın çok büyük bir etkisi var ama evinde oturan taraftarlar bir anda ya hadi gidelim biz de bugün takıma destek olun demediler.
takımda bir ışık görünce onlar da el attı. Zaten onu ifade etti. Oradan dolayı evet. Mesela şimdi biz dünya yıldızı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını, takım şu şekilde çıkış yakalayıp ikinciliğe oturmamış olsaydı her gün Mesut Özil'i konuşuyor olacaktık. Evet. Sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen, geçtiğimiz sezon ilk 11'in değişmez 3 tane oyuncusundan bir tanesi Ozan'ın geri geldi. Ozan niye yok? Mesut kimse konuşuyor mu şu anda Ozan'la Mesut'u? Ya şu an takım mesela Kadıköy'de hayal edebiliyor musun? Mesut Özil tezahüratları. Kimse bağırmıyor. O zaman yuhalama gelirdi. Eğer olsaydı olabilirdi bak. Şimdi, olsaydı. Sosyal medyada sayılı, emsal miktarda diyelim, taraftar yazıyor. Mesut neden yok? İşte hocaya sallayanlar, yönetime sallayanlar. Ama çok cılız sesler. Neden? Çünkü takım almış başını gidiyor. Şu anda İrfan Can oynuyor. Mesela Arda neden oynamıyor sorusu sorulmuyor. Şu an takım kazanıyor. Ve kenardan gelen oyuncu, bak Pelkas, Valbuena'dan sonra kenardan gelip en ciddi katkı yapan oyuncu durumuna düştü. Bir de hoca oyuncuları kazandı derken şunu anlatmaya çalışıyorum. İrfan Can'ın açıklaması var Galatasaray derbisi sonrası. Bu oyunumuzu İsmail Hoca'nın etkisi büyük. Zayt'ın bir açıklaması var. Diyor ki artık kendimizi evimizde hissediyoruz. Yani Sayın Başkan'ın çok uzun süredir söylediği bir şey vardı. Samandıra'da istediğimiz yapıyı inşa edemedik. Şu anda o takım ruhu dersiniz, işte kolej takımı, o havası, bu havası. Şu anda ne Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması, ne Ozan'ın kadro dışı bırakılması falan, bunlar konuşulmuyor. Şu anda herkes bir hedefe odaklanmış durumda. En kritiği belki de Pelkas'ın, yedek olan Pelkas'ın, hatta şimdi müzmin yedek Pelkas'tan yedek kulübesindeki gizli golcüye dönüşen Pelkas'ın açıklaması şu: hocanın forma adaletine inanıyoruz diyor. Yedek oturan adam bunu söyleyebiliyorsa gerçekten bir şey oluyor burada. Takım olmak başka bir şeydir. Bak Pelkas'ın sakatlandığı zaman kalecisinden tutun etrafındaki bütün adamlar o sakatlığı kendi yaşamış gibi üzülüyor. Geçen hafta mesela baktığın zaman o görüntülerde görüyorsun. Takım gol atıyor. Geride mesela kameralar Altay'ı gösterdiği zaman Altay'ın bir sevincine bakıyorsun. Orada o sevinci görüyorsun. Kulübeye bakıyorsun. O sevinci hep beraber yaşayan bir şey. Ben görmüyorum abi. Ben çünkü gol olduğu zaman tek bak. Ben de başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Baktım tek adam Crespo çünkü. Gollerden sonra bayılıyorum onun sevincine. Ben de başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin böyle koro halinde övgüye mazhar olduğu programlarda seyirciler açısından seyretmek varmış diyorlardır muhtemelen Fenerbahçe'nin evet. Futbol severler. İşi başka bir tarafı. Şimdi Mesut Özil gibi bir dünya starını tartışma dışı bırakmış olmak, İsmail Kartal'ın hani dehası demeyeyim ama bu sezon yaptığı aslında en büyük işlerden bir ben tanesi. Ben İsmail Kartal'a değil, burada yönetimle beraber diyelim ona herhalde. Çünkü İsmail Kartal tek başına o kararı değil. Yönetim bu konuda dik durdu. İsmail Kartal'ın tabii ki tekniğe önemlidir, futbolcuyu. İsmail, bak biraz önce nasıl takım oyundan bahsettiysem, taraftar, futbolcular, gol, sevinç falan derken Mesut Özil'in kadro dışı kalması sadece ve sadece İsmail Kartal'a bağlayamayız. Zaten elbette ki bağlanamaz. İsmail Kartal'ın başarısını hatta sadece Ozan diyelim ya. Tek İsmail Kartal şey, İsmail Kartal'ın başarısını sadece İsmail Kartal'ın başarısı olarak addedemeyiz. Bu bir takım oyunu her boyutuyla. Ona her şeyden önce imkan verilmesi, verilen o imkanlar içerisinde özgüvenli çalışacak bir ortam sunulması vesaire vesaire. Ne söylemek istediğimi zannediyorum. İzleyiciler anlıyorlardı zaten. Oraya çok girmeyeyim de şu var, şimdi Mesut aslında bir hayal kırıklığı sezon da geçirmiyordu. Mesela oynadığı ve etkili olduğu süreçteki Fenerbahçe'yi ele alırsak, o zamanki total performans, yani Fenerbahçe'nin total anlamda yaptıkları ve Mesut'un o performans içerisindeki rolü itibariyle belki de takımın iyilerindendi. Yani o kötü şartlar içerisinde iyi diyebileceğimiz Mesut şu anda tartışma dışı ve tartışma dışı olan oyuncu bir dünya starı. Tartışmasız dünya starı. Burada siz konuşurken şunu düşündüm. Şimdi tercihler çok önemli. İsmail Kartal burada doğru tercihler yaptı. Elindeki kadroyu kurarken, konumlandırırken yanlış tercihlere de savrulabilirdi. Mesela iki şey vardı önünde. Bir, atletik oyuncular var Fenerbahçe'de. Mesela o atletik oyuncuları bence tercihte merkeze koydu. Atletik oyuncuları. Öbür taraftan da o atletik oyuncuları oynatacak playmakerları da buldu. Hatta onlara da atletizm kazandırdı. Mesela İrfan gibi bir figürün burada devreye girmiş olması çok önemli. İlk 11'de oynuyor ya da oynamıyor. Pelkas gibi bir figürün devreye girmiş olması çok önemli. Crespo ve Zayt gibi iki oyuncudan, iki
atletizm özelliğiyle belki daha fazla anlatacağımız, öveceğimiz iki oyuncudan bir orta saha merkezi inşa etmesi çok önemli. Tabii bütün bunların da bir takım ruhu çerçevesinde yapılması zaten kaçınılmaz bir durum. Yani onu yapamadığınız zaman zaten hiçbir şey başaramazsınız. Şimdi şunu görüyorsunuz Fenerbahçe'de. Oynadığından keyif alan bir takım. Bu çok önemli. Ve İsmail Kartal bir konuşmasında geçen, işte kendisini böyle tarif ederken, işte abi deyin, baba deyin, arkadaş deyin gibi ifadeler kullandı. Benim de aklıma yıllar önceki Sivasspor'un hali geldi. Hatırlayacaksınız. Sivasspor Laurent döneminde sezona başlamıştı. Laurent'la, Fenerbahçe'den ayrılan Laurent'la. Ve daha henüz birkaçıncı haftada düşmüş takım durumundaydı. Çok kötüydü. Ve Laurent'ı gönderdiler. Ne yaptılar? Menajer olan Bülent Uygun'a takımı teslim ettiler. Belki de imkansızlıktan ki Bülent Uygun'un henüz bir teknik direktörlük deneyimi yoktu. Bülent Uygun işte 10. 12. haftada düşme hattının dibine demir atmış o takımı aldı. Sonra Avrupa kulvarına taşıdı. Sonraki sezonda kıl payı şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdılar. Hikayeyi yerinde izlemek için Sivas'a gitmiştim. Orada gördüğüm şuydu, İsmail Kartal'ın söylediklerinden aldığım ilhamla hatırladım yine. Futbolcuların tamamı Bülent Uygun'a hocam diye değil, abi diye hitap ediyorlardı. Bülent abi, hiçbir hocam diyen hiçbir futbolcuya denk gelmedim. Yani abi, kardeş, böyle enteresan. Hani ilkokul çocuklarının dersten keyif alması, birlikte teneffüse çıkmaları, zilin çalması, hep birlikte içeri girmeleri, antrenmanlardaki atmosfer vesaire. İşte bütün bunlar getirmişti o başarıyı Sivasspor'a. Ki kadrosunda hiç de önemli oyuncular yoktu. Bir Mehmet Yıldız'ı belki hatırlarız. Onun dışında çok da önemli oyuncusu yoktu. Şimdi bence İsmail Kartal bunu yaptı. Zaten teknik direktörler, dikkat edersek, ne zaman ki geldikleri takımda futbolcularla el ele tutuyorlar, el ele tutuşuyorlar ya da yan yana yürüyorlar, orada başarı geliyor. Ne zaman ki kendilerini ayrı bir yerde konumlandırıyorlar, bir sırça köşk durumu söz konusu oluyor, o zaman ilişkiler kopuyor. Yani İsmail Kartal'ın bu başarısı bence birazcık konjektürün getirdiği ve kendisinin de iyi değerlendirdiği bir başarı. Devam edebilir mi? Yarınki karşılaşmayı öncelikle alması lazım. Ama öbür taraftan hani böyle pembe rüyaların konuşulduğu Fenerbahçe ile ilgili Çaykur Rizespor'un maçının kaybedilmesi durumunda ya da işte orada kaybedilecek puan sonrasında, ki Savaş dikkat çekti. Konya Spor'un fikstürü daha iyi. Bu hafta Malatya Spor'la oynayacaklar. Konya Spor da geliyor Fenerbahçe'nin ensesinde. Yani İsmail Kartal hızla kahramanlığa doğru koşuyor. Ama belki yani son kalan haftalardaki performans beklenildiği gibi olmazsa da o zaman bu hikayede yarım kalır. O Sivasspor kıl payı değil de bir 5-6 hafta kala. Yani bayağı götürmüştü Sivasspor. Sonra Galatasaray geriden gelmişti. Oradaki bir maç vardı mesela. 4-2'lik maç. Öyle bir dediğim gibi ama Sivasspor ciddi bir... O maçı ben canlı izledim. Şampiyonun yarışında olduğu sözünü mü diyorsun? Beşiktaş'a vermiş. İçeride Büyükşehir Belediyespor'da o zaman kaybettiler. Beşiktaş'ın şampiyonu Mustafa Denizli ile beraber bir Antep'e kaybettiler. Çok kolay bir maçı. Yani Beşiktaş'la yarışıyorlardı. Kendi kalelerine attılar. Evet. Yani Galatasaray'a da içeride yenilmişlerdi. O maç öncesinde 4-2'di galiba maç. İsmail Kartal 4-2'di o maç. Biraz fazla şey oldu bence. Kahraman mı? Pembe düşler mi diyeyim, ne diyeyim? Doğru tabiri kullanmaya çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe çok uzun yıllardır bu tarz seriler, bu tarz galibiyetler bu kadar şeyin içinde olmadığı için son dönemde 4-5 galibiyet alması üst üste çok anormalmiş bir durum gibi ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin normali bu. Ama normalden uzak, o kadar uzaklaştı ki, ben geçen hafta da söyledim, İsmail Hoca geldiğinde 3 kulvardaydı Fenerbahçe. Evet. Sparta Prag, Slavia Prag elendin, Kayseri Spor'a elendin. Şimdi liderden 13 puan geridesin. Bakın Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Biz Anadolu takımından bahsetmiyoruz. Liderden 13 puan geridesin ligde de. 11. 11 özür dilerim. 11 puan geridesin, kalmış 4-5 hafta. Niye bunu söylüyorum? Bir yanılgıya düşmesin diye Fenerbahçe. Şimdi mesele Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında o rekabetin daha çetin ve şekillendiği yerde kulvarlar devam ederken bu sezon sonundaki haftada bir maç yapılan kolay ortamı oralara taşıyabilmek. Asıl mesele bu. O yüzden Fenerbahçe ve İsmail Kartal üzerinde övgü dizerken topa basarak hareket etmek lazım. Şimdi biz Fenerbahçe'yi konuşurken önümüzdeki sezona dair hangi mevkilere kaç adam alınması gerekir diye düşünsek herhalde bir 4-5 tane buluruz takviye
edilmesi gereken diye düşündüğümüz orijinal mevkileri de düşünürsek Sabek. Şimdi böyle bir takım üzerinden seneye, önümüzdeki sezona ne taşıyabilirim? Yani iyi olan unsurların hangisini taşıyabilir mi kafaya yazıp daha üst seviyeye çıkartabilecek bir yola girmesi lazım Fenerbahçe'nin. Öveceğim nokta şu İsmail Hoca konusunda. Şimdi sezon sonu gideceği bilinen bir hoca idi değil mi? Herkes kartlarını açtı. Ali Koç dedi ki, İsmail Hocamız dedi sezon sonuna kadar devam edecek. Evet. Sezon sonunda yabancı bir hoca gelecek. Şimdi bu bir hoca için oyuncular üzerinde otorite kurmayı çok zorlaştırır. Şimdi Galatasaray'da artık bunu yapamazsın. İki başkan ayda da diyor ki Torrent'le çalışmayacağım diyor. Şimdi oyuncu diyor ki ben buradayım nasıl olsa hoca gidecek diyor. Şimdi İsmail Hoca oyuncular da tarafından sezon sonu ayrılacağını bilinmesine rağmen yeni birkaç haftadır biz kalıp kalmamasını tartışıyoruz. Değil mi? Gidecekti. Buna rağmen o oyuncu grubu üzerinde o aidiyeti sağlamak, o takım ünsiyetini sağlamak, o saygıyı kazanmak bunların hepsi kolay işler değildir. Şey de bir adam yani Rıza Çalınbay, İsmail Kartal yani efendilik dediğimiz şey yani yine orada doğru tabiri kullanalım. Mülayim, efendi, naif insan çok zordur büyük takımda böyle hoca olmak. Değil mi böyle yırtacaksın, kulübeye gideceksin, ona saldıracaksın. Bu daha çok hoşuna gider normalde büyük takım tarafı. Buna rağmen o naif yapısının altında o otoriteyi sağlayabilmesinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu kenarda dursun son cümlem ama Fenerbahçe bu serüven işte seneye de böyle öyle değil. Bu dönemle Ekim-Kasım dönemi arasında ciddi fark var. Buna paralel bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi çok güzel özetledin. Şimdi bak mesela Prag maçı sonra Kayseri maçı elendikten sonra biz İsmail Hoca'nın bir açıklamasını çok eleştirmiştik. Elimizde bir tek lig kaldı dedi. Şimdi Mehmet Emin'le burada biz yaptığımız yayınlarda elimizde bir tek lig kaldı derken Fenerbahçe kaçıncıydı biliyor musun aralarda? Ya 7. ya 8. bilmiyorum Mehmet Emin daha iyi hatırlar. Ya ligden kopmuş Avrupa'ya elenmişsin. Türkiye Kupası'na elenmişsin. Fenerbahçe 7 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle bir ortamda bu futbolcuları hedefsiz kalmış Fenerbahçe'yi ikinciye getirmek çok büyük başarı. Doğru. Bak çok net söylüyorum. Çünkü hedeften kopmak, Mesut Özil olayı, Dirardırat'ta Ozan olayı, kadro düşüşü olayı gelinen noktada 5 maçtır içeride yenilmiyorsun. Evet Fenerbahçe 17-17 yapmış, 15-15 yapmış. Öyle serilerden sonra bu 5-5 yapmak, işte 8 maç yenilmemek çok büyük başarı değil baktığın zaman. Çünkü çok daha yukarıları var. Ama o takımı hatta o açıklamasında kendisi bile ben burada çok eleştirdim. Elimizde bir tek lig kaldı derken acaba ligde neyi kaldı diyor, kastediyor demiştim İsmail Hoca. Buradan böyle bir atmosferden şu gelinen noktada Fenerbahçe son 7-8 haftalık dilimde baktığımız zaman ligin en iyi top oynayan takım olması emeği geçenleri kutluyorum. İsmail Hoca, futbolcular burada İsmail Hoca bir teknik adam, bir ağabey senin o ifadene göre. Çünkü teknik adamlar sadece hoca değil ağabeylik de yaparlar takımda yardımcıları. Başkanın daha az tesislere gelmesi. Bir zaman çünkü Fenerbahçe en ufak bir kötü sonuçta tesislere geliyordu. Futbolcular toplu yemek yiyorlardı. Şimdi mesela hiç görüyor muyuz? Fenerbahçe futbolcular şurada toplandı, yemek yediler tesisten sonra çıkışta. Çünkü işleri iyi gidiyor. Ve bu gidişatta da Fenerbahçe'nin mevcut şartlarında bir torpilerden sonra iki tane önemli yerde Avrupa'dan kupaya eğleniyorsunuz. Bu da başarıdır yani. Şöyle bir tablosu var tabii. Şimdi şampiyonluk için Trabzonspor'un gün saydığından bahsediyorduk. Trabzonspor Adana Demirspor deplasmanında olacak. Şöyle bir durumu var Hayri Beşer, Bordo Mavilerin. Fenerbahçe eğer kazanamazsa Trabzonspor'un daha farklı bir 90 dakika sonunda senaryosu ortaya çıkıyor olacak. Adana Demirspor'da Balotelli yok. Kırmızı kart görmüştü. Evet, Çaykur Rizespor için önemli bir maç. Fenerbahçe'nin ikinciliği için önemli bir maç. Hatta olası farklı senaryolarda konuşuluyor. Ama diğer tarafta Fenerbahçe istediğini alamazsa bu sefer Trabzonspor'a gözler çevrilecek. Bir anda ipi bayraklar koparma hazırlanacak. Noktasına gelebilir çünkü Trabzonspor. O zaman bayraklar hazırlanacak bir anda. Şimdi herkes Trabzonspor'un şampiyonluğunu konuşuyor. İsmail Kartal göreve geldiği zaman Fenerbahçe 5. sırada liderle arasındaki fark 17. Senin söylediğin zaman İsmail Hoca döneminde Fenerbahçe'nin en geriye geldiği nokta 6.lık. 6. mi benim söylediğim? 6. Ben 6'yı... Hiç 7. olmadı İsmail Hoca döneminde. Puan şimdi, farkı? Puan farkı yine o civarlardı. 17 puan fark vardı. Şu anda 11'e düştü. Şimdi şöyle bir şey yaşadı Fenerbahçe. O 3 kulvardan elenme süreci. Şimdi Kayseri maçını herkes hatırlıyor. Kadıköy'de Kayseri 10 kişi kaldı. Fenerbahçe baskın oynadı. Çok net bir oyun oynadı aslında. Sonuç. Kazanabileceği şeyler var. Hayır. Tabii ki sonuç canım futbol. Tabii ki sonuç. Beşiktaş'ı da eledi Kayseri bu arada. Beşiktaş'ı da eledi.
sen daha iyi bilirsin. Hatta bütün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Türk futbol severleri de bilir. Johnson'ın gol attığı derbi hatırlarsın değil mi? O maç derim mi? Yani ya unutacağım maç mı? Hayır, o maç derim ya. Hatta Fatih Hoca'ya soru sordum. O zaman eski Ali Sami en alt kattı. O biz de genelde basit toplantılarında... Çok güzel bir konuya geldik. Buradan yürüyelim. O zaman sana pas atacağım bak şimdi. O zaman maçta basit toplantısı şimdi şu andaki mevcut konuşacaklarda hocalar direkt gelip başlıyor. Hoca oturduğu zaman hemen başlar. Sorun dedi. Hocam ilk önce genel bir maçın değerlendirmesini alabilir miyiz dediğim zaman Fatih Hoca şöyle hemen bu maçın neyi değerlendirmesini yapayım derken ayağa kalkarak. Leeds'le yarı final oynuyordu. Doğru mu Galatasaray o dönem? Leeds United. 86. dakikada Johnson gol attı ve 1-0. Arkadaşım, kardeşim Ali Biriken Erenköy'den o gece hastanede yoğun bakımda geçirdik. Gidiyordu çocuk yani. Galatasaraylı. İyi bir Galatasaraylı. Tribündendir. Gidiyordu adam ya resmen. Şimdi şunu söylüyorum. Kayseri maçı da Fenerbahçe'sinden bakarsan neredeyse öyle yani. Atamadık ama atacağız işte biraz sonra gol olacak falan filan derken olmadık pozisyon gol oldu. Neyse elendi nihayetinde. Sen o maçı hatırlatmak istemişsin. Çok öyle bir örnek yani bin tane varken gittin oraya. Hayır, savaş o değil. Savaş yani sonuçta elendi deyince aklıma o geldi yani. Mesela inanma. Şey maçını da hatırlayın o zaman arkadaşlar. Bu arada Galatasaray Arsenal maçını hatırlayın. Trabzonspor Van maçını hatırlayın. Erkan 2-1 sağ bek Erkan. Doğru. 96 sezonu. Mesela 5-1'lik Olympiakos'taki Galatasaray'ın kazandığı maç. Mondragon o Nobre'nin topuna 2 tane düzlük çıkarmasa o maçı 5-1 Fenerbahçe de alabilirdi mesela. Yani, öyle maçlar var yani. Var yani futbolda böyle şeyler oluyor. Şimdi Slavia maçına dönecek olursak Slavia maçından önce yani Slavia eşleşmesinde ne art mı? Eşleşmeden önce hoca dedi ki çok zor bir rakip dedi. Avrupa'nın en çok koşan takımlarından birine karşı oynayacağız. Çok ciddi mücadele eden takımlardan birine karşı oynayacağız. Fenerbahçe nihayetinde elendi. İki maçta 6 gol yedi. Şöyle teselli bulamaya çalışanlar var. 6 yedik ama işte 2 attık falan. Değil babacığım. Yani 3 tane yedikten sonra adamlar artık maç bitiyor 90'da gol atıyorsun. O değil. O maçtan sonra hocanın bir açıklaması var. Dedi ki kimlerle yola devam edeceğimizi gördük. Etmeyeceğimizi gördük. Şimdi mesela o maçın kadrosuna bakıyorum. İlk 11'ini. Altay kalede. Altay'dan nasıl sıkıntı yok. Kim yok şimdi? Tisserand yok. Salah yok. Bunlar yedek artık. Serdar kaldı. Osayi, Mert Hakan kaldı. Sosa yok. Valencia yok. Pelkas yedek. Gustavo zaten artık yok. Mesut da yok. Ozan da yok. Hoca bir tercih yaptı. Ben... Bak hocanın yaptığı en önemli şey bu bence. İsmail Kartal'ın yaptığı en önemli şey bu. Tercih yaptı. Biraz önce Ayrı Başar diyor ki doğru tercihler. Vallahi doğrusunu yanlışını bilmiyorum. Bir tercih yapması önemliydi. Pereira'nın sezon başından beri yapamadığı şey buydu. A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim diyor ya mesela. Her maç başka bir şey denedi adam. Her maç. Şimdi birinin ismine yenildi. Birini gözü kesmedi. Onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. Her şey birbirine girdi. Doğru. Hoca bir ama tercih yaptı. Ama yine şer koyacağım. Abi senin söylediğin şey o zaman Pereira yaparken UEFA Kupası'nda varsın, maç oynuyorsun. Sonra Ziraat Türkiye Kupası geldi araya maçlar. Yani orada deneme normal diye. Yani. Çünkü yeni sezonla beraber Savaş. Arka arkaya çok maç oynuyor. Savaş şunu söylüyorum. Hafta içi maçları vardı o arada mesela. Fenerbahçe. Ben de küçük bir parantez açayım şimdi. Tabii. Ergin de o İsmail Kartal'ın ilk haftalardaki performansına dikkat çekiyor ya. İşte orada da aynı Pereira döneminin adeta bir devamı var. Evet. Hoca ilk başta tercih yapamıyor. İsmail Kartal da gerek oyuncu tercihleri gerekçe pozisyon tercihlerinde çok ciddi gelgitler yaşadı. Geç sürekli. Buldu doğruyu ne biraz. Ne zaman doğruyu buldu? Geç buldu 3 maç. Öyle olmak zorunda kaldı ya da. Yani. Evet. Doğruyu bulduktan zorunda sonra kaldı. Daha doğrusu kadrosunu bulduktan, kadrosu üzerinde net bir fikre sahip olduktan sonra İsmail Kartal bak, bu başarıyı yakaladı. Hoca ne yaptı biliyor musun? Ama öncesinde de o bocalamayı yakalamasını ben İsmail anlayabilirim. İsmail Kartal şunu yaptı. Atıyorum X oyuncu konusunda hata yaptı. Hemen değiştirdi. İsmail Hoca aynı hatayı tekrarlamadı. Farklı hatalar yaptı. Ama aynı hatada ısrar etmedi. Eli de güçlendi. Konya'yı yenmese Mesut'la Ozan'ı kadro dışı bırakamazdı. Eli güçlendi galibiyet alınca. Doğaldır arkadaş, yani bu. Arkadaş doğaldır bu tabii. Zaten. 45. dakikada Mesut oyundan çıkardığı maçta kaybetmiş olsaydı ne şimdi konuşuyor burada? Şimdi bir aramız olacak hemen tamamlayalım cümleyi eğer kısaysan. Şimdi İsmail Kartal geldi. Herkes ne diye bakıyordu? Bütün taraftar da böyle bakıyordu. İsmail Kartal geldi yenisine bakalım sezon bitsin. Kim gelsin? Şimdi İsmail Kartal kalsın mı lan İsmail Kartal kalsın diyen yükselen bir ses var yani. Tabii ki sonuçlarla direkt etkili bu. Devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Araya gidelim. Futbol meydana devam edecek.
Futbol meydanında reklamlardan sonra sıcak bir gelişmeyle birlikte sizlerle birlikteyiz. Yayınımızın başında da söylemiştik. Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli olmadı demiştik saat 21'de. Bir saat sonra 22'de de 34. haftanın hakemleri belli oldu. Tabii buradaki en sıcak gelişme de Cüneyt Çakır'ın tekrar düdük çalacak olması. Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Fraport Tuav, Antalya Spor, Yukatel Kayseri Spor mücadelesinde sahada olacak Cüneyt Çakır. Diğer tarafta görevlerinden alınan hakemler arasında yanlışımız yoksa Cüneyt Çakır dışında Süper Lig'de görev alan bir hakem yok. Ama TFF 1. Lig'de Tuzla Spor maçında Bahattin Şimşek görev alacak. Samsun Spor'un mücadelesinde Samsun Spor Altınordu karşılaşmasıydı. Tugay Kaan Numanoğlu görev alıyor olacak. Diğer tarafta yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak diyorduk. Halil Umut Meler, Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesinde görev alacak olan hakem. Diğer öne çıkan karşılaşmalarda Adana Demirspor Trabzonspor karşılaşması bir önemli mücadelede o. Yaşar Kemal Uğurlu o mücadelede sadece görev alacak. Görev alacağı açıklanmıştı. Evet. Doğru hatırlıyorsam bu orta hakem olarak almış görev. Bu hafta görev alacak olan hakemler arasında İzmir'de Altay Galatasaray maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Vodafone Park'ta Beşiktaş Kasımpaşa karşılaşmasında da Yasin Kol görev alacak. Bu sıcak gelişmeleri, bilgileri aktaralım. Tabii ana gündem maddesi Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçıyla mı olur? Cüneyt Çakır mı olur ki Cüneyt Çakır'ın burada görev almış olması bundan sonraki haftalardaki görevlendirmelerle birlikte Dünya Kupası'nda biz Cüneyt Çakır'ı görecek miyiz sorusu benim aklıma ilk gelen konu. Çünkü böyle bir durum, böyle bir senaryo gerçekleşirse tarihe geçiyor olacak Türk hakemliği. Göreceğiz. Bu çok başka, önemli bir gelişme aklıma, olur. Benim aklıma başka bir şey geliyor. Sayın Tahir Kıran'ın istemediği hakem kimdi? Rize maçlarında. Cüneyt Çakır. İstemediği hakemler vardı. Halil Umut Meler değil. Cüneyt Çakır. İstemedi. Aklına gelen ne? Ya istemediği hakemlerin başına geliyor Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır şu anda bu maçta dönüyor. Fenerbahçe, Cüneyt Çakır hangi maç oynayacak? Antalya Spor, Kayseri Spor maçını yönetiyor. Bundan sonraki haftalar için verilen görevlendirme. Bu şu anda yeni bir tartışmaya getirdi. Tartışmasız bundan sonra artık neden gittiler, neden dönecek? O zaman federasyon başkanı da geri dönsün diyecek. MHK başkanı da. Evet. Hani bu karar artık... Burada kaybeden İsviçre Futbol Federasyonu oldu. mahrum kaldılar Cüneyt Çakır'ın yönetiminden. Bundan sonra tabii o boyutu tabii değil ama Dünya Kupası olduğu için Cüneyt Çakır'ı zaten... Hoca bir maç yönetmesi yeterliydi değil mi? Maçta görev alması Dünya Kupası'na gidecek. Öyle mi? Tabii. Bir maç mı eksikti? Yok, bir maçta görev alması gerekiyordu. Gidecek yani. O zaman bu maçta belki de tabii. Daha yönetmeyecek. Yani tartışmaya açık. Bu burada kalmayacak. Varlılar gelmedi tartışmaya değil mi? Tartışmaya açık ama Cüneyt Çakır dışında bir de Yaşar Kemal Uğurlu var. Süper Lig'de evet, maç yönetiyor. Evet, var açıklamada da. Diğerleri, Demirspor, Trabzonspor evet, maçı. Evet, diğerleri yani o operasyona maruz kalan diğer hakemleri Süper Lig'de görmeyeceğiz. Haftaya görürüz bence. Evet, 1. Lig'de varlar. Bilemiyorum tabii ama Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu TFF 1. Lig'de görev alacaklar. TFF 1. Lig'de görev alacaklar. Yani hani bu operasyondan benim anladığım ilk izlenim şu. Tam anlamıyla vazgeçilmiş değil ama hani bir ara formül arayışı. Cüneyt Çakır ayrı bir yere oturtulmuş ki bence oturtulması da gerekiyor. Şimdi Cüneyt Çakır'ın gerçekten Türkiye Ligi'ndeki performansı parlak bir performans değil bana göre de. Yani kariyerinin çok altında bir performans. Çok tartışılacak maçları var. Ama sizin elinizdeki şu anda uluslararası yegane marka neredeyse. Sizi Avrupa şampiyonlarında, dünya kupalarında temsil ediyor. Ve iyi de temsil ediyor. Önemli maçlar alıyor. Yarı finaller alıyor. Çeyrek finaller alıyor. Yani bir operasyon yaparken, bir planlama yaparken bunu göz ardı edemezsiniz. Cüneyt Çakır çünkü bir sembol. Doğrularıyla yanlışlarıyla bir sembol ve siz bunun üzerine çizik atıyorsunuz. O yanlıştı. Dolayısıyla ben burada Cüneyt Çakır'a görev verilmesini, Dünya Kupası'nda düdük çalabilmesi için görev verilmesini doğru bir karar olarak... Bu arada 6 Mart'tan sonra görev almış. En son yönettiği maçta yine bir Antalya mücadelesi, Antalya Spor, Sivas Spor karşılaşmasıymış. Cüneyt Çakır'ın ligde görev aldığı son maç. Bu karar almak kolay olmamıştır. Kulüpler Birliği toplantısı da vardı galiba bugün. Vardı, beraber iftar yaptılar. Kulüpler Birliği toplantısı, sonrasında beraber iftar. Sonrasında iftar sonrası 8 aşağı yukarı 4 saat, 3 saat yemekten sonrasına. Dolayısıyla bundan sonrası için de inşallah hayırlı olur diyelim. Çok bir şey kalmadı ama tartışmaları beraberine getirecek bu kararlar yine. Yani. Niye gittiler, niye geldiler? Geldikten sonra tahkim kurulu kararıyla geri geldiler, maç almadılar. Yeni MHK gelir gelmez zaten bu sinyali vermişti görev verebileceklerini.
Ama alınan sonuçlara göre artık bundan sonra böyle cılız bir ses mi olur, yüksek bir ses mi olur tartışma devam edecektir. Yani. Ben düşmelerin... bir söyleyeyim. Şimdi Savaş abi ilk 5 lig diyoruz, 6.sı biz diyoruz Avrupa'da en azından yayın geliri olarak baktığımız zaman. Mesela İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya bu tarz tartışmalar falan yani çok acayip bir noktadayız. Yani hakemler futbolun asıl unsuru olan futbolcuların, teknik adamların önüne geçmiş durumda ki bizde başkanlar da geçiyor. 3. 4. sırada geliyor futbolcular şeyler falan teknik adamlar. Asıl soru şu, ilk bölümde söyledim. Hakemlerle ilgili 13 hakemle ilgili karar alınırken bazı kulüp başkanlarının etkili olduğu konuşuldu. Doğru mu? Geri dönüşlerinde de başka kulüp başkanlarının etkili olduğu konuşuldu. Bu da doğru. Şimdi bu mevcut hakem, 13 hakem önümüzdeki sezon devam edecekse biz bu kararlarda etkili olduğu söylenen başkanlar ve kulüpleriyle ilgili başka bir tartışma konusu ortaya çıkıyor. Nasıl gönül ferahlığıyla anlatabiliyorum? Çünkü bu tartışmayı, hakem tartışmasını Türkiye'de yapan herhalde ben değilim. Herkes yapıyor. Başkanlardan bir tanesi de Sayın Göksel Gümüştağ kulüpler bile toplantısında o bu karara karşı çıktığını ve toplantıdan erken ayrılmıştı hatırlarsın. Buraların şeffaf hale gelmesi lazım. Bizim meselemiz Türk futbolunda alt sıralara atmamız lazım hakem meselesini. Yani niye bu kadar şey kolay gözükmüyor? Ama burada... Erdem şimdi mesele şu. Kara deliklerin sırrını çözüyormuşuz gibi bir ortam var. Diyorsun ki toplanıyorlar Kulüpler Birliği, TFF, MHK. İşte Rusya, Ukrayna, NATO, Birleşmiş Milletler, dünyanın küresel ısınma falan işte virüs şu bu. Bunların kararlarının alındığı bütün insanlığı etkileyen bir şeymiş havası Türkiye'de var. Ya abi top oynayacağız alt üst. 11 orada 11 orada çıkacağız top oynayacağız ve temaşa insanlar da eğlenecek tuttuğu takımlar. Yani bu kadar... Tartışmanın içerisinde bu kadar acayip başlıklarla tartıştığımız zaman zaten işin sonunda iyi bir şey çıkması mümkün değil. Mümkün olmadığını zaten Avrupa'daki kulüp performansımız, milli takımımızın da uluslararası performansı, sıralamadaki aşağımız niye gidiyoruzu zaten ortaya koyan bir şey yani. Niye pata 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 aşağı düşüyoruzu? Burada şöyle bir şey de var. Dünya Kupası'na gittiği zaman ola ki bir şanssız, talihsiz bazen hakem şansı olması gerekiyor ya mesela orada olumsuz bir maç çıkardığı zaman. Orada da tartışmanın odağında olacaktır Sayın Cüneyt Çakır. Mesela böyle bir şey de var. Hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz. Sonuçta tarihe geçecek ama. Bir maç bile alsa tarihe geçmiş olacak. Hiçbir şey olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Çünkü bir önce Hayri Beşer dedi ya, Türkiye'deki performansıyla Avrupa'daki performans arasında dağlar kadar fark var. Şimdi neden? Bunu, hep bunu soruyoruz. Neden? Niçin abi, diyoruz mesela? Nedeni çok basit aslında. Avrupa'da hakem olarak bakıyoruz. Türkiye'de benim maçımı yönetemez. Yönetirse şu şartlarda yönetir. Ya şu anda bile mesela... Bakalım Cüneyt Çakır'ın verildiği maç hangi maç? Antalyaspor Kayserispor. Antalyaspor Kayserispor. Emin ol Antalyaspor lehine ya da aleyhine hata yaptığı maçlar vardır. Bunlar hemen çıkartılır. Kayserispor içinde çıkartılır. Bundan sonra olacak maçlar da çıkartılır. Yani biz Cüneyt Çakır'ın 90 dakikalık hakem performansını konuşmuyoruz. Kimin oğluydu, kime yakındı, kimle konuştu, kimle selamlaştı. O kadar çok şey var ki bizim konuşacağımız. Ve konuştuğumuz, konuşmak istediğimiz, biz bambaşka şeyler arıyoruz ya. Ve sadece Cüneyt Çakır özelinde değil, hakemler özelinde de bunu yapıyoruz. Avrupa'da hakemler hata yaptığında adamlar hata yaptı diyor. Neden? Çünkü gerçekten hata yapıyor. Ha Türkiye'de hakemlerin de olumsuz etkilendiği noktalar var. Şimdi adam düdük çalacak. Diyor ki şimdi ben bu düdüğü çalsam, mesela bir derbi maçı düşün. Ebu'ye. Yanılmıyorsam Ali Sami Yen'deki maçta olması lazım. İkinci dakikada anormal bir faul yapmıştı. Hakim çalmadı. Yani kırmızı kart verebilirdi, vermedi. Niye Galatasaray dediğine aklına geldi? Fenerbahçe'nin yaptıkları da var. Ben sana sayarım mesela. Yani tekme atıp, yumruk atıp Mehmet Topal'ın... Hangi maç? Fenerbahçe Galatasaray maçından örnek verdi. Çok net bir penaltıydı, ben de hatırladım. Ama ben şimdi bu şekilde sana 50 tane pozisyon sayarım. Fenerbahçe Galatasaray maçı üzerine. Cüneyt Çakır yönettiği maçları. Ben hepsini onaylıyorum. Bak saymadan, senin saydıkları, düşündüklerini saymadan hepsini onaylıyorum. Bir tane Galatasaray pozisyonu gördün de yani iki tane karşılıklı. Şunun için söylüyorum. Şimdi şöyle yapalım. Siz Galatasaray'la Fenerbahçe'yi tartışın. Ergin'le de biz de. Cüneyt Çakır Fenerbahçe Galatasaray maçlarında oynattı. Cüneyt Çakır Fenerbahçe Galatasaray maçlarında kaç tanesini böyle full doğru bulduğun maç vardır? Savaş. O bahsettiğim pozisyondaki maçın hakemini hatırlamıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok erken bir fauldü. Maçın çok başıydı. Ve ben neden genelde Galatasaray üzerinden örnek veriyorum ya da Fenerbahçe üzerinden örnek veriyorum? Ben Fenerbahçe'yi takip ediyorum ve en çok aklımda kalan maçlarda Galatasaray-Fenerbahçe maçları. Engin'in futbol hayatı bitti ya. Başka bir şey anlatıyorum abi. Tamam sen yerden göğe kadar haklısın. Ben şunu söylüyorum sana. Maçın çok başın çok sert bir faul oldu. Hakem kırmızı kart vermedi. Neden vermedi? Maçın çok başı diye vermedi.
Bravo. Bence gireceğim şimdi bir dakika. Orada mı gir, yoksa Eyyam mı? Hayır, Eyyam. Onu söylüyorum. Niye Avrupa'da öyle bakmıyorlar? Abi, tam aynı şeyi söylüyorum ben. Biz, bak, bir derbi Eyyam kelimesini bizim Türkiye'den başka bir kimse kullanmıyor. Bunu söylüyorum zaten. Bunu söylettiren, yani bize bunu hissettiren, futbol kamuoyuna hissettiren şey salt bizim futbolu hakem üzerinden okumamızla ilgili değil. Hakemlerin tavrı, tarzı ve yönetim şekli. Niye? Derbi maç düşün bir tane. İlk yarıda bir takım 10 kişi kaldı. Atıldı değil mi? 37. dakika kırmızı kart. Şimdi kahvede, evde, ortamda, okulda neyse muhabbet şu. Maç izleniyorsa ikinci yarı birini atar karşı taraftan. Dengeler oyunu. Bu cümleyi ilk kez duymuyorsunuz değil mi? Bu klasiğidir yani aşağı yukarı Türk futbol kamuoyunun. Yine dengeler. Ve öyle oluyor aşağı yukarı. Yani biz öngördüğümüz şeyle karşılaşıyoruz aşağı yukarı. O yüzden bize bunu söylettiren şey ya da bu şüpheye düşüren şey, bu eleştirileri beraberinde getiren şey aslında yönetim şekilleri. Tek kötü hakemler mi? Bitiriyorum. Tek kötü hakemler mi? Değil. Diyeceksin ki yani kötü olan unsurlarımızdan bir tanesi hakemler. Bunu söyleyeyim sana. Ergin. Futbol ortamında. Biz dahil yani. Taşı, onu da koyayım. İlk taşı günahsız olanız atsın diyorlar ya. Herkes küfre karşı değil mi bu ülkede? Herkes karşı. Bana bir tane adam getirin. Herkes küfür ediyor. Bana bir tane adam getirin. Desin ki ben hayatım boyunca maç sırasında hiç küfür etmedim desin. Hiç etmemiş olsun. Hayır abi etmemiştir. Ya getirdim. Ettiğimi hatırlamıyorum. Buyur işte getir. Hatırlamadıklarım varsa. Yüzünden var yani. Düştün. Düştün. Hani Volkan diye mi? Düştün diye. Sen düştün. Aklıma enteresan bir örnek geldi. Yani hani böyle çok enteresan bir yere girdik ya. Ben de başka enteresan bir yere gireyim. Yani şimdi Türk hakemlerinin psikolojisini anlatmak açısından bu hikayeyi anlatacağım. Yıllar önce bilirsiniz medya turnuvaları yapılır. Bir medya turnuvası vardı. O zaman da bizim takımımız bayağı iyi. Yendik finale geldik. Finalde de dedik ki yani biz oynamıyoruz. Siz finale geldiniz değil mi? Bilmiyorum yani daha öncelerde elenmişsinizdir muhtemelen. Ön elemeyi geçememişsiniz. Geçememişsiniz. Şimdi finale geldik. Dedik ki renklilik olsun bir Süper Lig hakemini çağırdık final maçına. Neyse geldi maçı yönetiyor. Tanışıyoruz da hakemle. İsim vermeyeceksin. Yok isim vermeyeceğim. Şimdi ceza sahası içerisinde işte bir tane rakip oyuncuya bacak arası yaptım. Öbüründe geçerken geldi bir sert bir savunmacı vardı. Yani böyle direkt geldi bana tekmeyi vurdu beni düşürdü. Çok sert bir şekilde yani. Hani penaltı diye tartışılacak hiçbir tarafı yok. Devam ettirdi. Maçın da sonları. Ben şaşırdım tabii gittim yani. Hocam ne yapıyorsun dedim. Niye vermedin penaltıyı? Bana dedi ki hayır sus dedi. Hiç bu dakikada penaltı verir mi dedi maç bitmek üzere. Ciddi söylüyorum. Bir gerginlik var. Oradaki gerginlikte bile Eyyam yaptı adam ya. Ben hiçbir şey demedim. Ya bu tamam bir medya turnuvası. Ya uluslararası veya ulusal bir maç değil. Şimdi bizim hakemlerimiz bu anlamda hakikaten hani faktörlerden etkilenme noktasında çok çok geri bir yerdeler. Bunu görmemiz lazım. Ama öbür taraftan da biz de hakemlere zulmediyoruz galiba. Şimdi maçlar oynanıyor. Düşünelim maçlar oynanıyor. Sürekli hakemleri konuşuyoruz. Peki bu durum Cüneyt Çakır'ı ne kadar etkiler? Şimdi biraz da Cüneyt Çakır'ın gözünden bakmak lazım. Profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Bak ben... Başarısız diye alınıyorsunuz. Sonra geri veriliyorsunuz. Bu arada Antalyaspor'un rakiplerinin durumuna göre ligi dördüncü bitirme ihtimali de var. Cüneyt Hoca bir kere asla ve hatta psikolojik olarak başarısız olduğunu düşünmüyordur. Başarısız diyemez kimse. Benim hakemlerle ilgili son sözüm olsun. Biz yıllarca Collina konuştuk değil mi? Collina, en iyi hakem Collina. Collina'yı getir abi Süper Lig'de maç yönettir. Takriben 5. haftada Eyyamcı'ya dönüşür. Bugün Türkiye'de en büyük Eyyamcı dediğin hakemi al başka bir lige götür. Tamam mı? Eyyam meyyam yapamaz. Bizim bu futbol ikliminde sistem size Eyyamcı yapıyor. Hani biz eleştiriyoruz ya biz yönetelim biz de Eyyam yaparız ama abi. Ama Eyyam'a müsaade ediliyor. Başka bir iklime gittiği zaman bu kadar mayakası federasyonu değiştiren bir ülke var mı? Abi onu söylüyorum. Bir sezonda iki kere mayakası değişen ya da üç kere değişen mayakası var mı işte? Onu söylüyorum. Hani diyorlar ya atma Recep biz. Yani başka bir sıfır koyuyoruz acaba. Sahada yapılınca iyi yamcı, burada yapılınca sen, algıcı oluyorsunuz. Bunu Serdar yani, Tatlı göreve geldiğinde söyledim. Çok rahat bir şekilde söylüyorum. Serdar Tatlı'nın MHK başkanına gelmeden önce çeşitli görevleri var değil mi? Radyo bağlantıları var. Yazdığı bir gazete var. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus için bazı maçlarda pozisyonlarda eyyam yapıyor diye ifadesi var ya. Bu hakem MHK'nın başına geldi. Eyyam yapıyor dedi adamlara görev verdi. Daha fazla ne konuşuyoruz abi ya? Ya biz
Bunu yani daha fazla ne diyebiliriz yani? Her şeyin özetliği aslında. Yani. MHK Başkanı daha sonra bu yazıyı yazdığı hakemlere görev verdi. Ergin. Doğru. Buyurun arşivler ortada. Şimdiki MHK Başkanı mesela bağla Feyyaz Hoca'yı. Feyyaz Hoca anlatsın bize yani onunla ilgili duyguları. Tabii konuşulacak hakemler. Biz bunu son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza taşıdık. Cüneyt Çakır tekrar sahalara dönüyor. Cüneyt Çakır'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Yardımcılarına baktınız mı? Benim önümde yok yardımcılar. Sizde varsa. Yardımcılarını söylüyorum. Ali Tuna, Deniz Caner, Özeral. Bu iki hakem de onlar herhalde ilk kez... En son ne zaman farklı yardımcılarla maç yönetti Cüneyt Genelde Çakır? Hepsi birden değişmiyordu. Mesela tabii. Tarık Ongun sürekli beraber? Bahattin Duran. Bahattin Duran, Tarık Ongun. Yani bunlar hep sürekli beraberlerdi. Seminerlere bile birlikte gidiyorlar. Her zaman beraberlerdi. Bu bile farklı bir operasyonun parçası. Baktığın zaman. Değişimin bir parçası. Şimdi hepsi yeni olduğu için bakamıyoruz. Ama bana toplantı öncesi oradan dedim ya bugün çıkabilir çıkmayabilir diye. En çok değişim yani burada bir dikkat çekilmesi gereken bir şey var. Beraber çünkü hakemler yardımcılarla beraber genelde maç ister. Hele Cüneyt Çakır. O zaman çok daha farklı bir soru genelde. Çıkmıyor mu? Şimdi Dünya Kupası'na gideceği... Tabii ki. Dünya Kupası'na gidecek de şimdi daha önceki hakemlerle beraber gitmesi lazımdı. Onlarla beraber maça çıkmayacaksa onlarla başka beraber başka maçlarda görev aldı mı bu hafta acaba öbür yan hakemler? Onlara da bir zannetmiyorum. Bakarız şeyden sonra. Zannetmiyorum. Süper Lig'de bu hafta yok. Bu hafta yok. Erman Hoca'ya çok malzeme çıktı yalnız. Erman Hoca bu hafta yarın akşam bayağı bu konuda ilgili bir şey söyleyecektir. Çünkü hafta içinde biliyorsunuz o ses kayıtlarını dinleyen yine eski yardımcı hakemlerden birisi de konuşmuştu. Şey diye getirmişti. Bu olaylar üzerinden Erman Hoca mutlaka çok dikkat çekici çarpıcı şeyler söyleyecektir. Allah'tan. Ben mesela direkt yardımcılar. Aynı evet. anda yardımcıların hepsi değişmesi bir tesadüf değil. Bu dediğim gibi değişimin bir parçası. Cüneyt Hoca buradan daha önce bu isimlerle maç yönetti mi? Zannediyorum yönetmedi. Çünkü isimlerini bile ben yeni duyuyorum yani. Ben Cüneyt Çakır'ı gördüğümde zaten yardımcıları otomatikman Çakır yazıyordu kağıda. Ziya Doğan hocayla Ayman gibi Bahattin Duran şey direkt olarak geliyor akla. Allah'tan yarış böyle hani Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ikişer üçer puanlı bir serüven değil. Hani Trabzonspor açtı gitti. Aşağı yukarı herkesin fikri şampiyon olacağı. Onun orayı dahil etmiyoruz Allah'tan. Çünkü orası açılmış gitmiş yani. Yoksa çetin bir yarışın içerisinde bu değişimlerin olduğunu düşünsenize. Artık toz duman olur. İşin içinden yani. çıkamazdık. İlginç. Bu yardımcıların değişmesi de hakikaten ilginç. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Zaten hiçbir şeyin içinden çıkmış değiliz. Bence bundan keyif aldığımızı bile söyleyebilirim. Hakikaten bak düşünsene mesela güllük gülistanlık bir futbol ortamı var. Yani Türkiye'de mesela güzel şeyler, mutlu şeyler prim yapmıyor yani. Kaos. Kavga. Ya bunlar. Bu yeni atamalarla beraber, dönüşlerle beraber üstüne basarak söylüyorum. Yarın Erman Hoca'yı merakla dinlemek için bekleyeceğim yani. Genelde maçtan sonra Erman Hoca'nın görüşleri benim için önemlidir. Ama bu olayla ilgili mutlaka Erman Hoca yarına kadar çalışma yapacaktır yani. Çok ilginç tespitleri çıkabilir oradan yani. Evet. Şimdi tabii bu hafta 34. haftada oynanan karşılaşmalarla birlikte geride kalan haftaların şampiyonluk için çok bir önemi de olmayabilir. Diğer tarafta düşme hattında yer alan takımların artık matematiksel olarak bile çok çok düşük ihtimalleri de kalabilir. Yani öyle bir hafta ki hem yukarıyı hem de aşağıyı koparabilecek bir noktada olabilir. Şimdi günün öne çıkan diğer detaylarına bakalım karşılaşmaları konuşurken. Bugün Galatasaray cephesinde Okan Buruk'la alakalı bir sosyal medyada da haber dolaştı. Murat Özbostan'ın bir haberi vardı. Galatasaray'da bir teknik direktör arayışı söz konusu. Bu teknik direktör yerli mi, yabancı mı olacak? Başkan adayları ki Savaş Çorlu birazdan konuşacağız yine. Metin Öztürk'tü sanırım. Biz bunu İtalya'da bulamadık, farklı ülkelerde bulamadık. Yeni Fatih terimlerimizi biz burada bulacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Oklar da hep Okan Buruk'a dönüyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Onu ekranlara taşıyalım ardından konuşmaya devam edeceğiz. Okan Buruk'un açıklamaları ekranlara geldi. Savaş Çorlu tabii bir yandan Galatasaray'da seçim devam ederken diğer taraftan da Galatasaraylı taraftarların da gönlünde bir Okan Buruk gerçeği var. Özellikle Başakşehir'de yakaladığı o şampiyonluk başarıdan sonra ailevi sebeplerden dolayı görev almamıştı Okan Buruk. Bu açıklamalarla birlikte Galatasaray cephesini, taraftarlarını, cephesi derken taraftarlardan bahsediyorum aslında, bir heyecanlandırdı bugün bu haber sosyal medyada paylaşıldıktan sonra. Şimdi Okan Buruk gelir mi derken Okan Buruk koşarak gelir yani. Sadece Metin Öztürk'ün aday olduğu yani düşündüğü isimler arasında değil. Bir defa Sayın Metin Öztürk teknik adam konusunda evet yerli bir isim olacağını ifade etmişti. Daha önceki programımızda da konuştuk. Nuri Şahin konusunda bence sınıfta kaldı. Çok şimdi, da sert açıklamalar geldi karşılıklı. Şimdi bugünkü açıklamalar da dahil yani Galatasaray Kulübü bu şekilde bir hani
açıklamaya anında cevap vermesi neden yani? Nuri Şahin bugün dünya bir Mourinho değil. Çok severim. Ama Nuri Şahin üzerinden böyle Galatasaray'a sert cevap verip aynı anda sosyal medya üzerinden cevap verilmesi Galatasaray'ın başkan adayı. Galatasaray şu anda bütün enerjisini başkan adayına harcamalı. Galatasaray bir başkan adayı şu andaki mahkeme sürecine odaklanmalı. Şu anda o transferler, henüz daha projelerinizi duyamadık. Çok yüksekten uçtuğunuz projelerin yerine Galatasaray'ın davasına dün değil 15 gün önce feri müdahale olacaktınız. Galatasaray'ın davası dün başlamadı. Galatasaray mahkemeye dün taşınmadı. Galatasaray kongreden bir gün sonra dernekler masasının açtığı davayla 8. asliye 10. asliye siz daha dün feri müdahale oldunuz. O mahkeme konuşulduğu ilk günden beri sadece Galatasaray seçimi zamanda yapılacak. Demekle yetindiniz. İki başkan adayı için de söylüyorum. Öyle olmaz. Zaten Eşref Bey'i daha önce söylemiştim. Ben bu seçimin 30 Mayıs'ta 30 Nisan'da yapılacağına inanıyorum. Ama eğer olmasa da saygı duyarım demişti alınan karara. Şimdi biz sonuna kadar mücadeleye geldi. Sayın Metin Bey de bugün bakıldığı zaman Nuri Şahin konusunda Galatasaray'ı bu kadar Antalya Spor Camiası, Antalya Spor Başkanı'nın açıklamalarına yani Nuri Şahin üzerinden buralara gelmemesi lazımdı. Çünkü konuşta bir Galatasaray Camiası, Antalya Spor, büyük camialar var. Yani niye bu derece buraya geldi? Şimdi bakıyorum Okan Buruk. Okan Buruk hangi başkan adayı çağırırsa çağırsın gelir. Parayı pulda konuşmaz. Ama birçok başkan adayı da çağırır Okan Buruk'u. Bir de işin öyle tarafı da var. Daha önce neden çağrılmadı? Domenech Torrent yerine Okan niye çağrılmadı? Ben de bunu soruyorum o zaman Sayın İşte Burak Elmas'a. İşte o Inter dönemi konuşuluyordu Burak Elmas'ın. Ben Okan Buruk'un transfer konusu. Ben de çok konuştum. Ben de çok ifade ettim. Okan Buruk'un Galatasaray'dan gidişini bugün Türkiye'nin bir numaralı menajeri denilen Ahmet Bulut'un o zaman daha 20'li yaşlarda bu oyuncular. İkisi genç alıp götürdü. Akıllarını çeldi. Sonra Galatasaray'a futbolcu getirdi. Paralar kazandı. Ben olsam Galatasaray başkanı ben Sayın Ahmet Bulut'u kulüpten içeri sokmam. Çok net söylerim. O günün şartlarında Galatasaray'ın en az 20 milyon dolar zararı oldu Galatasaray'ın. İki tane çok değerli futbolcusunu bedavadan götürmekle arkasından futbolcu götürdü. Burada Okan'ın evet suç diyebiliriz ama tek başına değildi. O dönemde Emre Belezoğlu'yla beraber ikisi beraber ayrıldı. Hatta bir de şampiyonluk kaçırdı Galatasaray onların son iki maçta oynamalarından dolayı. Ankara Gücü maçını hatırlayın. İskerli Sami Stadı'nda. Dolayısıyla burada Okan Buruk istiyor Galatasaray'ı. Galatasaray'a teknik adamlık yapmak istiyor. Şampiyon apoleti var. Senin dediğin gibi o özel sorunları vardı, aile sebepleri. Onları da atlattı. Şimdi bundan sonra Galatasaray'da şu anda Okan Buruk değil, seçim yapılacak mı yapılmayacak mı onu konuşuyor. İlk önce Sayın Metin Bey, Metin Öztürk Bey şunları lütfen ben dedim ya seçime alınacaklar enerjiyi. Bak bugün okuyorum, her gün röportajını okuyoruz. Her gün sosyal medyada, gazetede, YouTube kanallarında 2 yıl üst üste şampiyon olacağız. Vaatleri. 200 milyon TL kasa kolaylığı. Bugün için 200 milyon TL yetmiyor. Onu da söyleyeyim. 200 milyon TL 10 milyon biraz küsür yapıyor. 15 desen. Bugün Galatasaray'ın ihtiyacı olan para 25-30 milyon dolar civarı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacağız. Bu da güzel. Galatasaray'a yakışan hoca getireceğiz. Bu da güzel. Florya'nın patronu Mehmet Nazifoğlu olacak. Bu da güzel. Güzel değil ama bu da güzel. Sayın Dursun Özbek zamanında yaptığı transferler ortada. Mehmet Nazifoğlu'nun. Sonra kürsüde Galatasaray Başkanı'na hitap şekli transferleri sorması. Gelelim bu tarafa. Geçen hafta eleştirdiğim bir konu vardı. Galatasaray Başkanı, başkan adayı Domenech Torrent'le çalışmayacağını ifade etmişti değil mi? Evet. Hatta bir röportajında, yine bir röportajında anlaşamazsak altyapıya gönderirim demişti. Altyapıda öyle bir madde var mı demişti. Altyapıya nasıl gönderirsiniz? Sözleşmesinde Galatasaray A takımı teknik direktörü yazıyor. Bugünkü röportajına bakıyorum ya da dünkü röportajına çünkü her gün röportaj okuyorum. Domenech Torrent kadrolu hocamız, tazminatı var, masaya otururuz. Ve bize iyi işler konusunda ikna ederse bir yıl daha niye çalışmayalım? Ama ben bu ihtimali %10 görüyorum. Şimdi bunları söylüyorsunuz. Geçen hafta altyapı diyorsunuz. Şimdi iyi başarılı olsa tekrar çalışırız diyorsunuz. Aynı Metin Öztürk Halil'in bonservisini almayacağız dedi. Ligin daha bitimine 6 hafta var. Geçen hafta attığı golle size 3 puan kazandırdı. 3 puanı ne kadar para getirdiğini de biliyoruz. Yani bir adam, bir başkan adayı Galatasaray başkan adayı olduğu zaman elindeki hem teknik adamını hem de futbolcusunu bu kadar bir defa ezemez. Evet Domenech Torrent tartışılıyor olabilir ama biz geldiğimiz zaman çalışacağımız hocaya bakacağız dersiniz. Daha önce ne yaptı Sayın Metin Öztürk? Ben hiçbir zaman 117 yıllık tarihte camiada hiçbir başkanı ibra etmemezlik yapmadım. Sizi de ibra edeceğim Sayın Başkanım dedi Burak Elmas'a. Bir ay sonra gelen tepkilerden sonra ben de ironi yaptım ama siz beni anlamadınız dedi. E o zaman Dursun Özbey'e ibra etmezken siz Dursun Özbey'e ibra ettiniz. Dursun Özbey'e ibra etmeyen çok ciddi bir camia vardı. O zaman da o Dursun Özbey tartışılıyordu. Sayın Dursun Özbey'e ibra ederken de ben ibra ettim dediniz. Yani bakıyorum çok hararetli, ateşli bir başkanlık yarışı görmüyorum. Şu anda gözler tamamen yarınki mahkemede. Yani bu cuma günü olacak mahkemede. Feri müdahale oldular. Sayın Metin Öztürk de Eşref Hamamcıoğlu da. Biraz geç kalındı diyorum bu feri müdahale olayında. Çok net söylüyorum geç kalındı.
Çünkü bir aydır bu süreç neredeyse var. Daha önceki davalarda olmanız lazımdı. Enerjinizi şu anda röportajlardan çok, evet röportaj önemli. Kendinizi ifade etmeniz önemli. Ama böyle 200 milyon TL, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 sene şampiyonlukla değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu deme ya. Final diyor adam. Bakayım bir daha. Final mi diyor? Final diyor. Yani olay çok bir şey değişmez gibi geliyor. Abi bizim çarptırıyor ya. Tamam. Şampiyonlar Ligi, finali. Tamam. Ayrıntı bu evet. Çarptırma. Evet, final demek Fatih Hoca'nın da bir sözü var. Oraya geliyorsa kop kuvayı alırız demek yani. Orada final de önemli bir vaat. 2 sene şampiyonluk. Bunların hepsini nasıl yapacaksınız? 2 sene 1 ayda. Finali kimle oynayacağını da söylüyor mu? Bir o yok. Bir de olsaydı şimdi aslında güzel olurdu. Şöyle bir istatistik yok muydu? En son ön elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımımız bayağı bir... Herhalde bu Zürih'e Delgado atmıştı 2 gol. Beşiktaş gitmişti. Ondan sonra iki takım Fenerbahçe olabilir belki. Böyle yani artık ikinci. Direkt şampiyonumuz olduğumuz... direkt olarak gitmediği için bunu söylüyorum. Yani evet. Bu vaatte bulunurken bunu da hesaba katmak gerekiyor. Geçen hafta rahmetli Süleyman Demirel'den örnek vermiştim. İki anahtar ev... Araba iki anahtar örneği vardı. Meşhurdur. Biraz çocukluğumuzda herhalde. Yani orada Tansuçlular demiyor. Bir de yazlık beklemişler. Şimdi yani gerçekçi olmak lazım. Galatasaray 2 sene üstte şampiyon olacağız. Bu olabilir. Galatasaray doğal şampiyonluk adayıdır. Eyvallah da yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu biraz finali. Pardon özür dilerim. Final demek oraya geldiğin zaman %50 şansın var demek. Yani finale geldiysen hangi takım oynuyorsa da oraya geldiğin zaman iki takıma da %50 verirsin. Gelinen noktada şu anda seçimin olup olmayacağı belli değil. Benim şahsi tahminim, ben biliyorsun bu seçim sürecini başından beri evet. Hani herkes 30 Nisan'da yapacak vurdu. Derken seçim sürecini en iyi takip eden bir kişi olarak hatta hakaretler yedik, küfür yedik, ya Galatasaray'ı karıştırıyorsun dedi. Ben habercilik yaptım. Yine söylüyorum, yarın bu seçimde büyük olasılıkla tedbir kararı devam çıkacak. Çünkü mahkemeye veren kişinin adresi, bilmiyorum ulaşabildiler mi? Bir Kazakistan'da adres gözüküyor. Diğer tarafta nerede biliyorsun? Tebligat gitmesi için o 2 gün önce o tebligat oraya gitme şansı hiç yok. Dolayısıyla burada ikinci bir mahkeme daha açan oldu. Buradaki süreçte o görüntüler izlenecek. 24 saat süren bir kongre var. Oylama şekli, sandıklar. Ertesi güne burada hakimin karar verecek olan işi çok zor. Ve ben yarın bu kararın çıkacağını, bu cuma günü çıkacak olan karara inanmıyorum. Olumsuz demiyorum ama tedbir kararı devam edecekmiş gibi gözüküyor. Sonra ne oluyor? Tedbir kararı devam ederse bu mahkeme, kongre iptal oluyor. Ve... 30 Nisan için. Yani Burak Elmas'a da tekrar aday olma şansı mı doğuyor? Evet, eğer burada iptal olursa Burak Elmas'a da Sayın Burak Elmas'a tekrardan aday olma benim şansı doğuyor. Benim aldığım bilgiler de yani büyük ihtimalle kararın senin söylediğin gibi çıkacağı ve Burak Elmas'ın Ali Büdürüz gibi bazı önemli isimleri yanına alarak iddialı bir şekilde seçime gireceği yönünde. Sayın Burak Elmas ne kadar iddialı girerse girsin, Sayın Burak Elmas çok güç kaybetti. Ali Büdürüz önemli bir isim. Ama Ali Dürüst'ü biz uzun yıllardır görmedik. En son Duygun Yarsuat yönetiminde görmüştük. Ben Galatasaray camiasını takip ettiğimden beri Dürüst ailesi babasından dolayı Galatasaraylı bilinir. Ekrem Dürüst de çok sevilen bir camianın ismidir. Ali Dürüst'ü benim kadar hepimiz biliyoruz. Ama bir gün zor zamanda değil, daha kolay, daha açık şartlarda bile Galatasaray başkanlığına aday olmadı. Burada Sayın Burak Elmas'ın Ali Dürüst'ü tek başına alması yetmez. Burak Elmas aday olursa ben olacağını ihtimal vermiyorum. Galatasaray burada seçim iptaline giderse Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk isimlerine Galatasaray camiası bir türlü sıcak bakamadı. Burak Elmas başkan oldu diyelim. Evet. Aday oldu. Tamam. Seçildi, başkan oldu. Galatasaray tribünleri değişti mi? Değiştiremez. Tribünün karşısına nasıl çıkacaksın ki? Ya bu çok doğru bir tespit. Tribünler, taraftarlar, sosyal medya, camia burada çok değişik bir şeyler yapması lazım. Yani şu anda bu ortamda Galatasaray Sayın Başkanı Burak Elmas'ın ben bu seçim sürecinde süreyi de uzun tutarsa işi yine kolay değil. Yine tepki var. Yani buradan sonra alacak yeni seçim takvimini belirleyecek. Yani diyelim ki tedbir devam etti. Tedbirin kaldırılması için Sayın Burak Elmas ve yönetimi dava açtı hemen sıcağı sıcağına. Şimdi ortada iki tane tedbir var. İki tane verilmiş mahkeme var. Dolayısıyla yarın bu tedbirin ben kaldırılabileceğine ihtimali zayıf görüyorum. Tedbir kaldırılmadı. Sayın Eşref Bey, Metin Bey zaten ferri müdahildi davaya. Dava devam ederken hala bundan önceki Mustafa Cengiz döneminin davası devam ediyor bu arada. Biliyor musunuz siz? Olaylı Mali Genel Kurulu hala devam ediyor. Yürütmeyi durdurma evet şu anda devam ediyor mahkeme. Sayın Burak Elmas'ın Mustafa Cengiz'in seçim tarihini değiştirdiği mahkeme devam ediyor. Hani siz bunu bitirdik mahkeme biliyor musun? Mahkeme sürüyor. Burada Sayın Burak Elmas'ın bundan sonra alacağı seçim takvimi tartışılacak. Bir ayda mı alacak? İki ayda mı alacak? Yani süre olarak. Yani karardan sonra yönetim kurulu toplanacak. Belki Mayıs sonu, belki Haziran sonu. Ben daha önce Haziran 10
6-25 galiba öyle bir tarih vardı. Belki Eylül, belki de Mayıs'ın sonu. Ama böyle bir ayda hemen bir karar alacağını zannetmiyorum. Lig bitiyor. Bütün bu süreç uzarsa o zaman Metin Bey'in yoluna taş koyuyorsunuz. Sadece Metin Bey'in değil. Galatasaray yani camiasının. Bak evet. Galatasaray camiasının. Metin Bey başkan olsa 2 sene üst üste şampiyon olacak kadroyu kurmakta, o hocaya getirmekte zorluk çekecek. Vakitler alacak çünkü. Burada Galatasaray camiasının sıfır vaktiler alacak. Şunu çok net söylüyorum. Eğer burada yarın tedbir kaldırılmazsa, tedbir devam ederse yeni adaylar çıkar. Aday ya da adaylar çıkar. İki adayın da şu süreçte yaptıklarına baktığımız zaman Galatasaray camiasını hiçbir şekilde tatmin etmedi. Etmediği için de yeni arayışlar içinde başkan seçim tarihini ben yine bir 45 gün 2 ay arası diye tahmin ediyorum. Onu da öğrenmiş olacağız. Şimdi biz KJ'de de veriyoruz. Büyük ihtimalle 28 Mayıs'ta olacak diye bir tarihte gözüküyor ben Galatasaray'da. Ben 28 Mayıs'a pek ihtimal vermiyorum. Diğer tarafta da tabii Galatasaray Ligi en iyi noktada bitirme düşüncesi içerisinde. Yayınımızın başlangıcında da söylemiştik. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının sonucuna göre Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşması Hayri Beşer. Sezonun bittiği maç da olabilir. Böyle bir durum da var. Adana Demirspor'da Balotelli bu arada PFDK'da kararlarını açıklamıştı. Onu da söyleyelim. 2 maç ceza almış Mario Balotelli. 2 maçtan mahrum kalacak Adana Demirspor cephesinde. Trabzonspor Adana deplasmanındaki karşılaşmayla ilgili düşünceleriniz neler olur? Ya doğrusunu söylemek gerekirse kendimi duruşmadan çıkmış gibi hissediyorum. Ben geçen gün dedim ki artık avukat olduk, hukukçu olduk. Galatasaray'daki bu seçim süreçlerinde gerçekten hukukçu olduk. Artık araştırmalarımıza böyle kitapları alıp araştırıyoruz, maddeleri araştırıyoruz. Ya çok özür dilerim Hayri abi. Sen iki cümle lütfen. Çok özür dilerim. Trabzonspor'un bu sürecini anlatmanı hepimiz keyifle dinleyeceğiz de. Gaziantep'te baklava işi yapan bir Galatasaraylısınız. Giresun'da da fındık işiyle uğraşan bir Galatasaraylısınız. Hadi İç Anadolu'da da tarım hayvancılıkla uğraşan bir Galatasaraylı olun. Arkadaşım şimdi, her yerde Galatasaraylı mıyız? Hayır. Galatasaray taraftarı Türkiye'nin dört yanında şimdi bakıyor. Ama tarım önemli yani. Şimdi adam bakıyor. Ya 8. Asliye, 10. Asliye, İbra, yürütmeyi durdurma. Ya baba bir de adam Gomez'in gol attığıyla ilgileniyor bu adam. Hani Kerem soldan nasıl bindiriyor? Sakat mı değil mi? Şimdi o yüzden Galatasaray bu meseleler camia, iş dinamiği, kongre ilgilendiriyor ama bir taraftan da o konsensusun bence sağlanması lazım. Bu kısır tartışmaların bitip hani Mayıs'ta mı olacak ne zaman hep bunu birini bulacak altında çatının altında toplanıp işine bakacak Galatasaray. Bence bu olmalı yoksa bunun içinden böyle çıkılmaz. Özür dilerim. Bence böyle olacak. Çok net bu iki adayı tekrar söyleyeyim. Şimdi önceki seçimlere baktığımız zaman iki tane başkan adayı Burak Elmas'a kaybetti ya. Burada bir kısa bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bakıyorsun Eşref Bey'in listesinde Cemal Özgörkey vardı. Galatasaray'da daha önce başkan adayı olmuş. Tuncer Unca vardı. Galatasaray camiasında liseli. Diğer bakıyorsun Ahmet Yavuz Bey vardı Galatasaray'ın. Diğer tarafta Metin Bey'in listesine bakıyorsun Nasuhi Sezgin liseli çok oy karşılığı olan. Emre Hakim var çok iyi bir akademisyen okutucu. Diğer tarafa bakıyorsun Osman Aral, Nihat Kırmızı listelerini de yenileyemediler. Yani isimler daha önce seçim kaybetti ama listelerini de gidenlerin yerini dolduramadı Ergin yani. Öyle bir ortamda senin dediğin gibi Galatasaray camiası ne yapıp ne edip o istedikleri ağabey mi olur? Paralı bir başkan mı olur? Galatasaray camiasının toparlayıcı bir isim çıkmadığı sürece biz bu mahkemelerle çok daha uğraşırız. Mahkemeden sahaya geçelim o zaman. Sonuç Metin Öztürk zor kazanır. Neyse. Finale gitti şampiyonlar. Oldu. Gitti final Şampiyonlar Ligi. Şunu söyleyeyim. Trabzon maçına geçtik değil mi? Adana Demirspor Trabzonspor maçına. Tabii Trabzon'un maçları artık final niteliğinde. Uzayan finaller izliyoruz bu arada. Trabzonspor keyif vermek istiyor. Trabzonspor tur atmak istiyor. Bunun farkındayız. Yani ben geçtiğimiz haftaki maçın ikinci yarısındaki oyunu beğendim açıkçası. Yani Trabzon baskılı oynadı. Baskının karşılığı kadar üretken değildi ama onun da altını çizelim. Kupa maçında da gördük ki Vakeme Trabzonspor için formdayken de formsuzken de tam sağlamken de, yarı sağlamken de çok önemli oyuncu. Çünkü o yerleşik savunmaya karşı, kalabalıklara karşı, adeta rakip takımların bütün nüfusuyla kendi kalesinin önüne çekildiği noktalarda bile bir çilingir vazifesi görebiliyor. Çünkü topa ayağıyla değil, aklıyla dokunan adam. Şimdi bunu bilmek lazım. Bu karşılaşmada oynayamayacak olması hakikaten eksiklik. Tabii Trabzonspor'un karşısındaki rakip Adana Demirspor. Kozmopolit ve seyredilesi bir takım. Fakat performansı da zaman zaman çok dramatik iniş çıkışlar içeriyor.
Kasımpaşa karşısında 4-0 mağlup oldular. Çok hak ederek o mağlubiyeti aldılar. Yani 4-0 yenildiler ama aslında hani skora aldanmayın gibi ifadeler kurulur ya, yok. Skor ve oyun birbirini ile çok örtüşüyordu o karşılaşmada. Şimdi o karşılaşmadaki Adana Demirspor'u alıp Trabzonspor karşısında böyle bir Adana Spor seyredeceğiz yorumuna savrulmak da çok yanıltıcı olur. Doğru. Çünkü öyle takımlar değil bunlar. Mesela Karagümrük de öyle bir takım değil. Adana Demirspor da öyle bir takım değil. Balotelli oynayamayacak. O bir eksiklik. Ama yani mesela Vargas hayranlıkla izlediğim bir oyuncu ki birçok oyuncu var Adana Demirspor'un Yunus'un performansı. Stoper ikilileri çok konuşuluyor. Stoper ikilileri. Yani her pozisyonda üst düzey oyunculara sahip bir takım. İç saha performansı aslında çok ateşli bir taraftar önünde oynamasına rağmen Adana Demirspor'un çok iyi değil. Mesela 16 maçın 8'ini kazanabilmişler. Diğer 8 karşılaşma beraberlik ve mağlubiyet şeklinde sonuçlanmış. Trabzonspor da hepimizin bildiği gibi dış saha performansı ligin en iyi takımı. Ki iç saha performansı itibariyle Konyaspor Trabzonspor'un önüne geçti geçtiğimiz hafta itibariyle. Bu istatistiği de hatırlatayım. Buradan hareketle varmak istediğim nokta şu. Yani Trabzonspor'un deplasmanda oynayacak olması bir dezavantaj değil. Bunun altını çizeyim. Kupa maçı ne kadar moral vermiştir Trabzonspor'a? 4 maçtır ligde kazanamayan bir Trabzonspor. Çok fazla olmasa da irili ufaklı rotasyon da yaptı Abdullah Avcı kupada. Kazanmak güzeldir. Yani kazanmanın hem keyif verici bir tarafı vardır, hem özgüven getirici bir tarafı vardır. Bir artı değerdir ama onu çok önemli bir parametre olarak almayı açıkçası doğru bulmuyorum. Trabzonspor'un ritimli oynamaya ihtiyacı var. Ben şöyle düşünüyorum. Ritimli oynaması için Trabzonspor'un mutlaka sahası 11'inde Siopis'in olması gerekiyor. Siopis Dorukhan ikilisini beraber oynattığınız zaman Trabzonspor Hamşi'yi kulübeye çakarsın. Yok, Hamşi'yi kulübeye çakmıyorum. Önlerine Hamşi'yi atabilirsiniz. Ömürden mi vazgeçsin? Başka bir şey denersiniz. Başka bir formasyon denersiniz. Mesela 4-1-4-1 gibi bir formasyon denersiniz. Kişinin de vazgeçmen lazım. Oynatabilirsiniz. Mesela savunma önü Siopis oynatırsınız. Doğru. Dorukhan, Hamşik, sağlı sollu orta sağlar. O zaman Ömür'le Bakasetas ikisini birden keseceksin. İkisini birden, bir tanesini kesersen olur. Kesersin çoğu son haftalarda çok bir değil değiller. Bir dakika, bir dakika nasıl? Sağda Vişko oynayacak, solda Bakayem oynayacak. Bakayem'e yok. Bakayem'e sakat. Okey, solda kim oynuyor? Solda Canini'yi oynatabilirsiniz ya da bunlardan bir tanesini oynatabilirsiniz. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesini oynatabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, hayır. Bu maç üzerinde söylemiyorum. Ben de aynı denklemi kurdum da kafamda. Hamşik'ten vazgeçmek istemiyorum. Orta sahada Dorukhan Siopis yapmak istiyorum. Dolayısıyla böyle bir durumda Vakeme solda, Vişka sağda, önde de Cornelius olduğunda oraya bir tane adam koyabiliyorum. İki tane koyamıyorum. Şimdi 12 şöyle, kişi o zaman Bakasetas'la Ömür'ü kesersiniz. İkisini kesersiniz. Bakasetas kesilir mi? Kesilir. Bu Bakasetas kesilir. Rahatlıkla kesilir. Yani burada bir sıkıntı yok. Hamşik orada mı oynatılır? Yani oyun içi değişiklikler yapabilirsiniz. Çünkü çok iyi belki Hamşik Siopis hep önlerinde Dorukhan. Olabilir. Çünkü olabilir. Çok yani çok güzel perspektif olan bir oyuncu. Yani biraz geriden oyunu okuduğu zaman daha iyi işler yapıyor. Şimdi Hamsik'teki hadise şu. Yani nefeslenerek oyunu yaşayan bir adam. Yani çok doğru pas atıyor. Çok doğru tercihler yapıyor. Hatta yani topun geri kazanılmasında, takım savunmasında da çok ciddi katkıları var. Ama hani bunları yaptığı tempo ve ritim çok yüksek değil. Dolayısıyla rakip takımların yerleşmesi için imkan bulabiliyor. Yani Abdullah Avcı öyle bir denklem kurmalı ki kaliteyle enerjiyi çok iyi harmanlamalı. Ben Trabzonspor'un kaliteyle enerjiyi harmanlayabildiği maçların Dorukhan Siopis ikilisinin aynı anda sahnede olduğu maçlar olduğunu genelde gözlemledim. Hani diyoruz ya Trabzonspor'un oyununda yeterince aksiyon olamıyor. Ya da topu rakipten hızlı bir şekilde almak, reboundları toplamak, aldığınız zaman o aktarım sürecini hızlı bir şekilde yapabilmek. Şimdi bunları yapamadığı zaman Trabzonspor ne oluyor? Bu defa işte rakip savunma yerleşiyor. Sürekli dövmeye başlıyorsunuz tabiri caizse. Toplarla dövüyorsunuz. İşte Trabzonspor totalde geçtiğimiz haftaya kadar 280 küsur orta yapmıştı. Yani kaç hafta geride kaldı? 33 hafta mı? 33 hafta. Geçen hafta Süper Lig'in rekorunu kırdı galiba Trabzonspor. 53 orta yaptı bir karşılaşmadan. Ya ne çok denemiş diyebilirsiniz. Ya da ne çok mecbur kalmış diyebilirsiniz. Kendi oyun sisteminin dışına mecbur çıktı. Mecbur kalmak. Yani orta yapmak mecbur kalmaktır.
Yani herhangi bir şey üretemediğiniz zaman bir ikili oyun, varyasyon, yani orada pratize edilmiş, çözüm üretecek bir şey ortaya koyamadığınız zaman ortaya sığınırsınız. Ortaya yaparsınız alana, genelde de Türkiye'deki kesici stoperler için en istenilen durumdur bu. Ve nitekim o kadar ortaya rağmen gol çıkmadı. Ve çok fazla da pozisyon çıkmadı. Mesela baskıya karşılık pozisyon çıkmadı. Şimdi ama bu gelinen süreç itibariyle bir taraftan işte yenip şampiyonluk işini garantilemek ya da en azından kolaylamak Fenerbahçe'nin durumuna göre istiyorsunuz. O zaman buna da mecbur kalabiliyorsunuz. Elinizde Cornelius'un olması ciddi avantaj. Bir başka nokta, diyelim ki yine ortaya mecbur kaldınız ki bu karşılaşmada ben yine topun Trabzonspor'da olacağı düşünüyorum. Genelden de bakarsak Trabzonspor topa ligin en fazla sahip olan takımlardan bir tanesi, belki de birincilerden bir tanesi. Adana Demirspor'un öyle bir şeyi yok, öyle bir derdi yok. Daha direkt oynuyor, geçişleri daha hızlı yapıyor. Dolayısıyla daha az pas yapıyor Trabzonspor'dan. Pas kalitesi ya da pas yüzdesi daha düşük gözüküyor. Girdiği pozisyonları gole dönüştürme becerisi de Trabzonspor kadar yüksek değil. Bunun da altını çizeyim. Buradan ne çıkar? Ben şunu söyleyeyim. Bir defa Adana Demirspor başlangıçlarda çok etkili olan bir takım değil. Mesela devrenin son 15'i ve ikinci yarının ilk 15'lerinde etkili olan, golleri bulan, bir de son 15'lerde etkili olan bir takım. Bu süreçlerde genelde yüksek gol bulabilen bir takım. Trabzonspor'da başlangıçları ligin en etkili takımı. Bu senaryodan hareketle ilk yarım saatte bir Trabzonspor golü, bir ya da fazla golü görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor enerjik başlayacaktır diye düşünüyorum. Cornelius'un şöyle bir avantajı olabilir ki bu gözüküyor. Zaten hava toplarında etkili bir oyuncu ama topu kalabalık bir şekilde rakip sahaya taşıdığınız zaman, adeta rakip birinci bölgesi oyunu oynandığı zaman Cornelius üzerinden oynamak durumundasınız. Ama Cornelius'a yeterince adam yaklaştıramıyor Trabzonspor. Yani Cornelius topa buluştuğu noktada ondan sekecek ya da onun indireceği ya da orada karambola düşecek toplara yaklaşan oyuncu konusunda bir sıkıntı var. Burada mesela ömrü yeterince şey görmüyoruz, yeterince aksiyoner görmüyoruz. Vişça biraz kenarda kalıyor. Zaten Vakem oynarsa kenarda kalıyor. Bunu Abdullah Hoca'nın planlaması lazım. Mesela oynarsa Bakasetas, tam da bu işleri yapması gereken adam, yeterince yapmıyor. Dorukhan bir öne atarsanız, az önceki korelasyon içerisinde mesela Siopis Hamsik yaptınız yan yana, Dorukhan'ı öne attınız. Dorukhan bu işleri iyi yapar diye düşünüyorum. Trabzonspor Adana Demirspor deplasmanından mutlak anlamda puan çıkarır diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor dikkat edersek kazanamıyor, bocalıyor ama kaybetmiyor da. Çok az kaybediyor. Kaybetmemesi, yani kaybetmeyen takım kimliğine sahip olması aslında Trabzonspor'un en önemli avantajı. Ve benim de Abdullah Hoca'ya yöneltebileceğim en önemli övgülerden bir tanesi bu. Hocanın oynattığı oyunla ilgili Mehmet Emin Uluç'un rezervleri var. O rezervlere de önemli ölçüde katılıyorum ama bu taraftan da kazanamazken kaybetmeyen bir takım oluşturmak da başka bir teknik direktörlük maharetidir. Ben bu haftaki maçta da bunu göreceğimizi düşünüyorum. Yani beraberliği Trabzonspor'un hanesine büyük ölçüde yazıyorum. Ama Trabzonspor'un kazanmaya da yakın olduğunu düşünüyorum. Çok fazla Adana Demirspor ceza sahasında Trabzonspor'u göreceğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar da vereceğini düşünüyorum. Uğurcan'ın da önemli işler yapacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un pozisyon verme gibi durumu yok zaten. Trabzonspor garip bir takım. Yani hücum ederken, çok net hücum ederken bir anda topu kendi ceza sahasında bulabiliyor. Ben hala bunu anlam veremiyorum. Pozisyon golle sonuçlanma oranı anlamında Trabzonspor lehine. Mehmet Emin Uluç onunla ilgili, Trabzonspor genelde şunu çok iyi yapıyordu: atak sonlandırmak. Yani mesela pozisyona giremese dahi o atağı sonlandırıyordu. Topu kaptırıp... Geçiş hücumu vermiyordu. Ama bazı maçlarda ve özellikle son haftalarda bunu yapamıyor Trabzonspor. Atak sonlandıramıyor. Merkezden rakip topa sahip olup çok hızlı bir şekilde Trabzonspor'un kalesine gelebiliyor. Bu da işte bahsettiğim o merkezdeki enerji ve dinamiklikte
ki eksiklikten kaynaklanan bir durum. Şimdi 3 dakika gibi bir süremiz kaldı. Son bölümde şunu sorayım o zaman size. Bu hafta şampiyonluk düğümü çözülür mü? Yani bunu bilsem Barcelona'da yorumculuk yaparım. Nereye bunu böyle bu golü atsam Barcelona'da oynarım derler ya. Ben biliyorum. Ne diyorsun? Çözülmez. Haftaya söylerim. Çözülmez. Bu hafta değil. Ama zaten Fenerbahçe ben de rahat galibiyet alır dedim. İki takımın teraziye koyduğumda Fenerbahçe'nin Rize deplasmanı Trabzonspor'un Adana Demir deplasmanından daha kolay. Ben Trabzonspor'un en kötü ihtimalle beraberlikle döneceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe kaybetmez diyorum net bir şekilde. Yani, bu arada Konyaspor'un da durumu var. Konyaspor'da küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor evet, oynayacak. Ya sanki Trabzonspor haftaya gibi görünüyor Altay bu iş. Altay maçında ben kesin Altay olarak... Altay son maç ama ya. Hayır. Başakşehir Altay... maçı var. Öyle haftaya sondan mı Altay? Bir önceki maç tabii, Altay. İç saha. İç saha. Evet. Altay iç saha ben Altay maçında kesin olarak ilan eder diyorum. Yani. Sanki bir de öyle yakışır ya. Yani bu şampiyonluk son düdüğü. İç sahada mı diyorsun? Hadi Avni Aker diyeyim. Yani o son düdüğün Avni Aker'de çalması, Akyazı'da çalması daha yakışır. Burada eğer öyle bir senaryo olursa 15 Mayıs'ta Altay maçı. O maçtan 5 gün önce de belki de Ziraat Türkiye Kupası final biletini almış olacak. Bu arada Fenerbahçe-Beşiktaş tabii Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Evet. Sanki iç saha daha yakışır gibi geliyor yani. Ben de görüşümü söyleyeyim. Sanki o dediğiniz planlar olmayacak gibi. Bu hafta şampiyonluk bekliyorum. Fenerbahçe bize de kaybedebilir. Konyaspor'un durumu da ama orada söz konusu. Hayır. Yeni Malatyaspor'a kazan Fenerbahçe kaybetti. Fenerbahçe kaybetti. Konyaspor kazandı. Puanını 64'e çıkardı. Yetmiyor mu? Zannediyorum. Bir sonraki yetiyor. Haftaya kalıyor. Hayır, sanki yetiyor. 76-64 oluyor. 12 puan. Ama Konyaspor'da Fenerbahçe yok. Şey önde. Trabzon'un altında. Trabzon kazanırsa Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan eder. Ben doğru. O yüzden ben onun hesabını Konya yaptım. Spor son 4 hafta 12 puan fark olduğu için 64-76 evet. 12 puan evet. Fark korundu Trabzon şampiyon. Ben, ben ona baktım çünkü. Bu hafta Fenerbahçe kaybetmesi halindeki Balotelli önemli bir eksik. Trabzonspor kazanırsa o sizin söylediğiniz haftalara gelmesin artık. Ya. Ligin en erken şampiyon olacak takımı dediğimiz şu anda bir stres, bir sıkıntı taraftarda, futbolcularda, yönetimde ya çok ciddi bir stres oluştu. Yani. Biz bunu 3-4 hafta önce ligin en erken şampiyonluğu yaşayacak dediğimiz Trabzonspor Fenerbahçe kaybetmesi halinde Trabzonspor berabere zaten kalsa kazanır. Da Fenerbahçe bu arada. Yani beraberlikle bile. Yani orada değil, puan kaybetmesi de. Halinde yani Trabzonspor işi bitirir. Aynı zamanda Trabzonspor'la aynı haftada da Sakaryaspor Selik deplasmanında bir puan alsa bu hafta ikincilikte Sakaryaspor ligde de Trabzonspor'un şampiyonluğunu görebiliriz. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Bu hafta değil. Biz teşekkür ederiz. Bakalım 34. hafta tamamlandığında nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Haftanın heyecanı her zaman olduğu gibi Aspor ekranlarında sizlerle birlikte olacak efendim. Hoşça kalın.